Kıymetli izleyicilerimiz, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yayın organı TESK TV tarafından düzenlenen Azerbaycan ve güvenlik politikaları konulu programımıza hoş geldiniz. Sınır ötesinin bu haftaki ilk konuğu güvenlik politikaları uzmanı Sayın Mete Yarar Bey. Efendim, sizi TESK TV platformlarından ağırlamak büyük bir kıvanç. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de 2016'dan sonra tekrar sizle beraber olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Türk dünyasını yakından ilgilendiren 2020 Karabağ Savaşı, Allah'a şükürler olsun ki, Azerbaycan'ın mutlak zaferiyle sonuçlanmış ve artık bölgedeki istikrarsızlığın son bulması için yapılacak çalışmalar Cenab-ı Prezident İlham Aliyev tarafından halka beyan edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise bu savaşı yakından takip etmiş ve ilan edilen zaferin ardından 9-10 Aralık tarihinde zafer kutlamalarına katılmak amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Aynı kaynaktan doğan, yan yana akan iki koca nehirdir Azerbaycan ile Türkiye. Önlerine ne zaman bir bent konulsa birbirinin yatağında akmayı, güçlü ve tek vücut olmayı başarmıştır Türkiye ve Azerbaycan halkı. Bugün ve daima birbirinin yanında olduğunu Azerbaycan Zafer Günü töreninde dünyaya göstermenin haklı gururunu taşımaktadır. Dağlık Karabağ'da 30 yıldır süren işgal, zulüm ve ilhak etme çabası Azerbaycan Türk halkının özgürlük iradesiyle 44 günde son bulmuştur. 10 Aralık 2020 günü Azerbaycan'ın Azatlık Meydanı'nda iki kardeşin gururla kucakladığı zafer sevincini paylaşıyor. Bu günü vesile kılarak tüm soydaşlarımızı gönülden kutluyoruz. 2783 şehidimizi anarak bu toprakları vatan toprağı yapan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı yenileyerek söze başlamak istiyorum. 44 günlük mücadeleden sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan'a karşı savaşı kaybettiklerini, inanılmaz acı verici anlaşmayı Rusya ve Azerbaycan liderleriyle imzaladıklarını açıkladı. Ve böylelikle Azerbaycan işgal altındaki 7 rayonunda 4'ünü savaşarak 3'ünü de Ermenilerin yenilgiyi kabul edip teslim etmesiyle özgürlüğüne kavuşturmuş oldu. Efendim, Azerbaycanlı soydaşlarımızın Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in ifade ettiği gibi Türk dünyasının kahraman evlatlarının demir yumrukları ile kazandıkları Karabağ zaferi üzerine neler söylemek istersiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'ydı. Yani topraklarının neredeyse %20'sine yakın bir bölümü işgal altında olan bir ülke tam tabiriyle bir kurtuluş savaşı verdi ve artık bundan sonra Azerbaycan başka şeyler ve başka başarılarla beraber göreceğiz. Bunu yapmadan Azerbaycan'ın ilerlemesinin önü de açık değil. Düşünsenize, topraklarınızın %20'si işgal altındayken başkaları tarafından yönlendirmek çok daha kolaydır. Farkındaysanız Azerbaycan topraklarını kurtardığı andan itibaren başka ülkeler tarafından da potansiyel tehlike olarak görülmeye başlandı. Buna İran dahil etmek anlamında söylüyorum. Azerbaycan başkanı, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bugüne kadarki gelen bütün kişiler ilk amaç olarak zaten Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasını koymuşlardı. Ve Dağlık Karabağ'ın kurtarılması onlar için bir hedefti. Ama süreç çok zor bir süreçti. Çünkü önce bir nizami ordu kurmanız, bu nizami orduyu doğru teşhis etmeniz, doğru eğitmeniz, doğru yınaklanma yapmanız ve doğru zamanda, konjüktürel anlamda en güçlü olduğunuz zamanda kullanmanız gerekiyordu. Diplomasiyi de içine katarak söylüyorum. Ben Azerbaycan'ı bu bütün süreci doğru yönetmesi anlamında mücadelesinin müthiş bir zafer olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar zor bir arazi, bakın Dağlık Karabağ arazisi düz, yani düz bir arazi değil.
coğrafyanın en engebelik arazilerinden bir tanesi. Hatta şöyle söylenir, Azerbaycan'ın Afganistan'ı derler. Yani o kadar dağlık bir alandan bahsediyoruz. Ormanlık bir alandan bahsediyoruz. Belli vadi yataklarına tabi olduğunuz zamandan bahsediyoruz. 30 yıllık bir yınaklanmadan bahsediyoruz. Bu kadar süreci 44 günde lehlerine çevirmiş olmaları zaten süreci ne kadar doğru yönettiklerinin en büyük ifadelerinden bir tanesi. Zaferleri kutlu olsun. Bundan sonra önleri çok açık. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum kardeşlerimiz. Amin inşallah efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevincimiz bildik. Aynen peki, öyle. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 2016'da New York'ta geldiğimde sizin orada bir konferans dönemiştiniz 15 Temmuz'la ilgili. Evet. 15 Temmuz konferansını yaparken bitiminde arkadaşlardan sorular gelmişti. Hatırlarsanız 2016'da benim geldiğim tarih Aralık ayı içindeydi. Evet. Ve o dönemde seçimden rica edelim, onları da verelim. O dönemde geldiğimde Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyordu. Daha Suriye'ye yapılmış olan ilk harekattı. İkinci de önemli şeylerden bir tanesi, aramızda Rusya'yla uçak düşürme krizi hala sürüyordu biliyorsun. Bana sorulan sorulardan bir tanesi şuydu. Demişlerdi ki bu tür operasyonlardan nasıl çıkacağız? 15 Temmuz gerçekleşmiş, ordunun bir kısmı darbeye karışmış, tutuklanmış, bir kısmı ayıklanıyor, işte mahkemelere verilmiş. Bunu nasıl başarırız diye sorduklarına ben şunu söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, ordusu büyük bir devlettir. Yalnızca o gün buna katılanlar demiştim ki üniforma giymiş teröristlerdir. O yüzden bu ordunun gücü imanındandır. Bu ordunun gücü kendi topraklarındaki hakkı davasındadır demiştim. İkinci değişim şuydu. Bundan sonra göreceksiniz bu bütün harekatlar devam edecek demiştim. Yani biz artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunmada kalan değil, taarruzi bir amaçla yani sınır ötesindeki operasyonlarla hudutlarını korudukları bir noktaya gelecek demiştim. Çok iddialı bir kelimeydi. Allah'a şükür onların her birini tekrar tekrar gördük. İkinci sorduğunuz sorulardan bir tanesi şuydu bana. Rusya ile bu kriz çözülecek mi sorusu sormuştunuz bana. Yani bitecek mi demiştim ve ben size tarih de vermiştim. O zaman demiştim ki Türkiye'de bu işlerin çözülmesi için süreç Mart veya Nisan ayında biter demiştim. Yine sorulardan bir tanesi şuydu. Nasıl güveniyorsunuz demiştiniz bu Rusya ile. Demiştim ki eğer sahada güçlüyseniz ve ordunuz zafer kazanıyorsa politikanın önünü açar. Zafer kazanan ordular diplomasinin önünü açar. O gün Fırat Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'i, PKK'yı ve diğerlerini süpüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok güzide bir birliğinin yapmış oldukları daha sonrakilerin işaretleriydi. Bugün Azerbaycan'ın da işte yaptıkları geçmişin işaretleri. Eğer kökünüzü bilirseniz, yaşananları bilirseniz, süreçleri bilirseniz, süreçlerin sonunun nereye gideceğini de çok net olarak algılayabilirsiniz. Bakın tarihi bir kez daha söylüyorum. 2016'nın Aralık ayında sizinle beraber yaptığımız yani arkadaşlarla beraber konuşmamızın evet. Hala metinleri orada duruyordur muhtemelen. Evet. Görüntülerimizi de rejiden rica ettik. Onlara da geliyor efendim ekranlarımızın. İnşallah. Sağ olun. Azerbaycan ilişkilerinin 102 yıllık mazisinin yaşanmış tarihi olaylar ve bir millet iki devlet arasındaki duygu bağlarının özetiyle birlikte gerçek politik bakış açısıyla geleceğe yönelik stratejik hedeflerini sormak istiyorum. Neler düşünüyorsunuz bu bağlamda? Ya şöyle söyleyeyim. Bu bir müddet sonra Türkiye ile Azerbaycan'ın birçok konuda beraber ortak hareket edeceği bir platforma dönecek. Yani Azerbaycan-Türkiye ilişkilerindeki güç birliği bir müddet sonra Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı içine alacak başka bir kuşağa doğru evrileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir noktaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber ortak hareket eden ve çıkarlarını beraber korumakla ilgili irade gösteren bütün ülkeler kazanıyor. Katar, işgal edilme tehlikesi altındayken bugün rüştünü daha da ispatlamış olan bir ülke durumuna geldi. Libya, düşmek üzereyken rüştünü ispatlamış bir hale geldi. Kıbrıs, Maraş'ı açacak kadar dirayetli hedefler koyabildi. Doğu Akdeniz, Karadeniz,
deki bulunan petrol ve doğalgaz yatakları. Arkasından Azerbaycan konusundaki Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin verdiği destekle Azerbaycan'ın 44 günlük gibi bir kısa sürede bu işi bitirmiş olması, açıkçası Türkiye'nin ne kadar dost ve müttefik bir ülke olarak kazanımlarını kuvvetlendiğini de işaretleri. Bugün çok ilginçtir bir şey okudum. Suudi Arabistan'la biliyorsunuz aramızdaki ilişkiler çok gergindi. Son dönemde de işte bir yaklaşık 2 haftadan beri de iyiye doğru büyük bir ivme kazandı. Suudi Arabistan'daki çok önemli politikacılardan bir tanesi şöyle bir deyim deniyor, söylemiş. Türkiye ile müttefik olmak neredeyse toprak bütünlüğünü korumanız için şartlardan bir tanesi. Acaba biz müttefiklerimizi yanlış mı seçiyoruz veya düşmanlarımızı yanlış mı seçiyoruz diye bir şey. Türkiye iyi bir müttefik olduğunu, iyi bir kardeş olduğunu, iyi bir dost olduğunu bence bütün dünyaya gösteriyor. Yani Azerbaycan savaşı yalnızca Ermenilere verilen bir ders değildir. Bütün dünyada Türklerle uğraşılmaması gerektiğini, yani bir araya gelmiş olan inançlı bu gruplarla bir araya gelindiğinde mücadele edilmemesinde gereken önemli örneklerden bir tanesi. Çünkü herkes bu olaya böyle atmaya başladı. Türkiye başka bir yere doğru evrildiğini görüyorlar. İşte Avrupa Birliği'nde konuşulan konulardan bir tanesi de o. Yani Türkiye'yi kaybetme lüksümüz yok. Türkiye'nin gücü bizim güvenliğimizin anahtarlarından bir tanesi. Rusya ile ilişkiler, diğer ülkelerle ilişkiler bence iyimesini buradan kazanacak. Azerbaycan'la bu başarılan ilişki, Libya ile başarılan ilişki, Katar'la getirilen ilişki bence coğrafyanın diğer ilişkilerini kuvvetlendirecektir. Hem ekonomik olarak hem de işbirlikleri olarak. Kesinlikle efendim. Keza Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında imzalanan anlaşmalara göre yakında Türkiye-Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilecek. Keza 2009 yılı Nahçıvan Anlaşması ile imzalanan Türk dili konuşan ülkeler işbirliği teşkilatının Türk Konseyi'nin bu süreçteki faaliyetleri üzerine değinmek istiyorum bir bağlamda da efendim. Akraba ve soydaş devletlerimizin Karabağ Savaşı dönemindeki tutum ve duruşları nasıldı? Nasıl bir diplomatik refleks sergilediler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Rusya'nın özellikle Kafkasya'daki gücünü bir defa yok sayamazsınız. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden gelen hem istihbarat olarak hem bürokrati olarak hem de nüfus olarak bir alanı orası. Bir anda bu değişimi muazzam bir yere getirmek mümkün değil. Ama şu var, bu dönüşümün önü artık açıldı. Yani Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda sizce Rusya bugüne kadar koruduğu niye Ermenistan'ı korumadı? Yani herhalde Ermenistan'la arası bozulmadı. Yalnızca Paşinyan'la ilişkilerden kaynaklanan bir durum değil bu. Çünkü bu coğrafyada artık grupların nasıl büyüdüklerini ve kendi iradelerini oluşturabilecek olan bir güce kavuştuğunu Rusya da biliyor. O yüzden tarafsız bir yere doğru çekilmek ihtiyacı hissetti ve Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında Karabağ bölgesine tarafsız kaldı. Ama bu tarafsız kalması bölgedeki yaşanan olaylara uzak kalması anlamına gelmiyor. Evet. Sorunumuzun bir kısmı da bununla ilgili işte. Türkiye Cumhuriyetleri de farkındaysanız Ermenistan'la beraber işbirliği anlaşması, yani onların kolektif savunma dedikleri bir savunma paketleri var. NATO'ya benzer bir paket. Evet. Doğu blokun dağılmasından sonra oluşturmuş olan bir paket. Mesela bu konuda Ermenistan'a asla taviz vermediler. Bu sizin sorununuz değil. Orası Azerbaycan toprakları. Azerbaycan topraklarını işgal ettiniz. Orada yaşanan savaş sizinle yalnızca Azerbaycan arasında deyip zaten Azerbaycan'ın üstünlüğü vardı. Azerbaycan'ın kimseden bir isteği ve arzusu yoktu. Yalnızca tarafsız kalın dedi. Bence o sırada diğer devletlerin de sessiz kalması bence önemli bir destekti. Yani Ermenistan'ı desteklememek veya kolektif savunma gücünde onunla ilgili bir politika oluşturmamak da zaten Azerbaycan'ın tek isteğiydi. Ama bundan sonra bakın bir kez daha söylüyorum. Her şey domino taşı gibi değişecek. Yani Türkiye üretmiş olduğu birçok projeye artık bundan sonra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi
devletleri birebir görebiliriz. Yani işte Türkiye'nin Milli Muharip Uçak projesi var biliyorsunuz. Türkiye'nin evet. helikopter projeleri var. Bu projenin içerisinde veya işte SİHA projeleri var. Zaten bu savaş sırasında Kazakistan'dan ve diğerlerine çok ciddi siparişler geldi biliyorsunuz. Yani alım siparişleri geldi. Artık Türkiye kendi Türkiye Cumhuriyetlerle savunma işbirliğini geliştirecek olan büyük bir atılıma imza atacaktır. Oradaki kaynaklarla Türkiye'nin kaynakları ve teknolojik birikimi bir araya getirecektir. Buna Ukrayna'ya da dahil edebilirsiniz. Buna Gürcistan'a dahil edebilirsiniz. Bu paket bence coğrafyada yeni bir barış bloğu oluşturacaktır. Ukrayna, Gürcistan dahil olmak üzere. Buna eğer biraz daha uzağa gitmek istiyorsanız ben hep onları farklı olsa da hani Azerbaycan'la dediğimiz gibi soydaşlarımız dediğimiz farklı olsa da ben aynı lafı şey içinde söylerim. Pakistan içinde söylerim. Yani iki ayrı devlet olup tek düşünen bize uzak da olsa kardeş olarak gördüğümüz ülkelerden bir tanesi Pakistan. Pakistan da bu grubu içine dahil edebilir. Peki, doğru gidiyoruz onu söyleyeyim size. Peki efendim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifade ettiği altılı platformu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da destekliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi, açıklandı. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşturulacak altılı platforma Ermenistan ılımlı yaklaşacak mı acaba? Altılı platform içerisinde bulunmayı isteyecek mi? Ya da Amerika ve Fransa merkezli diaspora endüstrisi olarak değerlendirdiğimiz milyarlarca dolar gelirin karşılandı ve Dağlık Karabağ'da 30 yıldır süren işgal, zulüm ve ilhak etme çabası Azerbaycan Türk halkının özgürlük iradesiyle 44 günde son bulmuştur. 10 Aralık 2020 günü Azerbaycan'ın Azatlık Meydanı'nda iki kardeşin gururla kucakladığı zafer sevincini paylaşıyor. Bu günü vesile kılarak tüm soydaşlarımızı gönülden kutluyoruz. 2783 şehidimizi anarak bu toprakları vatan toprağı yapan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Ve gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı yenileyerek söze başlamak istiyorum. 44 günlük mücadeleden sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan'a karşı savaşı kaybettiklerini, inanılmaz acı verici anlaşmayı Rusya ve Azerbaycan liderleriyle imzaladıklarını açıkladı. Ve böylelikle Azerbaycan işgal altındaki 7 rayonundan 4'ünü savaşarak 3'ünü de Ermenilerin yenilgiyi kabul edip teslim etmesiyle özgürlüğüne kavuşturmuş oldu. Efendim, Azerbaycanlı soydaşlarımızın Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in ifade ettiği gibi Türk dünyasının kahraman evlatlarının demir yumrukları ile kazandıkları Karabağ zaferi üzerine neler söylemek istersiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'ydı. Yani topraklarının neredeyse %20'sine yakın bir bölümü işgal altında olan bir ülke tam tabiriyle bir kurtuluş savaşı verdi ve artık bundan sonra Azerbaycan başka şeyler ve başka başarılarla beraber göreceğiz. Bunu yapmadan Azerbaycan'ın ilerlemesinin önü de açık değil. Düşünsenize, topraklarınızın %20'si işgal altındayken başkaları tarafından yönlendirmek çok daha kolaydır. Farkındaysanız Azerbaycan topraklarını kurtardığı andan itibaren başka ülkeler tarafından da potansiyel tehlike olarak görülmeye başlandı. Buna İran dahil etmek anlamında söylüyorum. Azerbaycan Başkanı, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bugüne kadarki gelen bütün kişiler ilk amaç olarak zaten Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasını koymuşlardı ve Dağlık Karabağ'ın kurtarılması onlar için bir hedefti. Ama süreç çok zor bir süreçti. Çünkü önce bir nizami ordu kurmanız, bu nizami orduyu doğru teşkil etmeniz, doğru eğitmeniz, doğru yınaklanma yapmanız ve doğru zamanda, konjüktürel anlamda en güçlü olduğunuz zamanda kullanmanız gerekiyordu. Diplomasiyi de içine katarak söylüyorum. Ben Azerbaycan'ı bu bütün süreci doğru yönetmesi anlamında
mücadelesinin müthiş bir zafer olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar zor bir arazide, bakın Dağlık Karabağ arazisi düz, yani düz bir arazi değil. Coğrafyanın en engebelik arazilerinden bir tanesi. Hatta şöyle söylenir, Azerbaycan'ın Afganistan'ı derler. Yani o kadar dağlık bir alandan bahsediyoruz. Ormanlık bir alandan bahsediyoruz. Belli vadi yataklarına tabi olduğunuz zamandan bahsediyoruz. 30 yıllık bir yınaklanmadan bahsediyoruz. Bu kadar süreci 44 günde lehlerine çevirmiş olmaları zaten süreci ne kadar doğru yönettiklerinin en büyük ifadelerinden bir tanesi. Zaferleri kutlu olsun. Bundan sonra önleri çok açık. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum kardeşlerimiz. Amin inşallah efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevincimiz bildik. Aynen. Peki, öyle. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 2016'da New York'ta geldiğimde sizin orada bir konferans dönemiştiniz 15 Temmuz'la ilgili. Evet. 15 Temmuz konferansını yaparken bitiminde arkadaşlardan sorular gelmişti. Hatırlarsanız 2016'da benim geldiğim tarih Aralık ayı içindeydi. Evet. Ve o dönemde seçimden rica edelim, onları da verelim. O dönemde geldiğimde Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyordu. Daha Suriye'ye yapılmış olan ilk harekattı. İkinci de önemli şeylerden bir tanesi, aramızda Rusya'yla uçak düşürme krizi hala sürüyordu biliyorsunuz. Bana sorulan sorulardan bir tanesi şuydu. Demişlerdi ki bu tür operasyonlardan nasıl çıkacağız? 15 Temmuz gerçekleşmiş, ordunun bir kısmı darbeye karışmış, tutuklanmış, bir kısmı ayıklanıyor, işte mahkemelere verilmiş. Bunu nasıl başarırız diye sorduklarına ben şunu söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, ordusu büyük bir devlettir. Yalnızca o gün buna katılanlar demiştim ki üniforma giymiş teröristlerdir. O yüzden bu ordunun gücü imanındandır. Bu ordunun gücü kendi topraklarındaki hakkı davasındadır demiştim. İkinci değişim şuydu. Bundan sonra göreceksiniz bu bütün harekatlar devam edecek demiştim. Yani biz artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunmada kalan değil, taarruzi bir amaçla yani sınır ötesindeki operasyonlarla hudutlarını korudukları bir noktaya gelecek demiştim. Çok iddialı bir kelimeydi. Allah'a şükür onların her birini tekrar tekrar gördük. İkinci sorduğunuz sorulardan bir tanesi şuydu bana. Rusya ile bu kriz çözülecek mi sorusu sormuştunuz bana. Yani bitecek mi demiştim ve ben size tarih de vermiştim. O zaman demiştim ki Türkiye'de bu işlerin çözülmesi için süreç Mart veya Nisan ayında biter demiştim. Yine sorulardan bir tanesi şuydu. Nasıl güveniyorsunuz demiştiniz bu Rusya ile. Demiştim ki eğer sahada güçlüyseniz ve ordunuz zafer kazanıyorsa politikanın önünü açar. Zafer kazanan ordular diplomasinin önünü açar. O gün Fırat Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'i, PKK'yı ve diğerlerini süpüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok güzide bir birliğinin yapmış oldukları daha sonrakilerin işaretleriydi. Bugün Azerbaycan'ın da işte yaptıkları geçmişin işaretleri. Eğer kökünüzü bilirseniz, yaşananları bilirseniz, süreçleri bilirseniz, süreçlerin sonunun nereye gideceğini de çok net olarak algılayabilirsiniz. Bakın tarihi bir kez daha söylüyorum. 2016'nın Aralık ayında sizinle beraber yaptığımız yani arkadaşlarla beraber konuşmamızın evet, hala metinleri orada duruyordur muhtemelen. Evet. Görüntülerimizi de rejiden rica ettik. Onlara da geliyor efendim ekranlarımızın. İnşallah. Sağ olun. Azerbaycan ilişkilerinin 102 yıllık mazisinin yaşanmış tarihi olaylar ve bir millet iki devlet arasındaki duygu bağlarının özetiyle birlikte gerçek politik bakış açısıyla geleceğe yönelik stratejik hedeflerini sormak istiyorum. Neler düşünüyorsunuz bu bağlamda? Ya şöyle söyleyeyim. Bu bir müddet sonra Türkiye ile Azerbaycan'ın birçok konuda beraber ortak hareket edeceği bir platforma dönecek. Yani Azerbaycan-Türkiye ilişkilerindeki güç birliği bir müddet sonra Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı içine alacak başka bir kuşağa doğru evrileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir noktaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber ortak hareket eden ve çıkarlarını beraber korumakla ilgili irade gösteren bütün ülkeler kazanıyor. Katar, işgal edilme tehlikesi altındayken bugün rüştünü daha da ispatlamış olan bir ülke durumuna geldi.
Libya düşmek üzereyken rüştünü ispatlamış bir hale geldi. Kıbrıs, Maraş'ı açacak kadar dirayetli hedefler koyabildi. Doğu Akdeniz, Karadeniz'deki bulunan petrol ve doğalgaz yatakları. Arkasından Azerbaycan konusundaki Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin verdiği destekle Azerbaycan'ın 44 günlük gibi bir kısa sürede bu işi bitirmiş olması, açıkçası Türkiye'nin ne kadar dost ve müttefik bir ülke olarak kazanımlarını kuvvetlendirdiğini de işaretleri. Bugün çok ilginçtir. Bir şey okudum. Suudi Arabistan'la biliyorsunuz aramızdaki ilişkiler çok gergindi. Son dönemde de işte bir yaklaşık 2 haftadan beri de iyiye doğru büyük bir ivme kazandı. Suudi Arabistan'daki çok önemli politikacılardan bir tanesi şöyle bir deyim deniyor, söylemiş. Türkiye ile müttefik olmak neredeyse toprak bütünlüğünü korumanız için şartlardan bir tanesi. Acaba biz müttefiklerimizi yanlış mı seçiyoruz veya düşmanlarımızı yanlış mı seçiyoruz diye bir şey. Türkiye iyi bir müttefik olduğunu, iyi bir kardeş olduğunu, iyi bir dost olduğunu bence bütün dünyaya gösteriyor. Yani Azerbaycan savaşı yalnızca Ermenilere verilen bir ders değildir. Bütün dünyada Türklerle uğraşılmaması gerektiğinde, yani bir araya gelmiş olan inançlı bu gruplarla bir araya gelindiğinde mücadele edilmemesinde gereken önemli örneklerden bir tanesi. Çünkü herkes bu olaya böyle atmaya başladı. Türkiye başka bir yere doğru evrildiğini görüyorlar. İşte Avrupa Birliği'nde konuşulan konulardan bir tanesi de o. Yani Türkiye'yi kaybetme lüksümüz yok. Türkiye'nin gücü bizim güvenliğimizin anahtarlarından bir tanesi. Rusya ile ilişkiler, diğer ülkelerle ilişkiler bence iyimesini buradan kazanacak. Azerbaycan'da bu başarılan ilişki, Libya ile başarılan ilişki, Katar'la getirilen ilişki bence coğrafyanın diğer ilişkilerini kuvvetlendirecektir. Hem ekonomik olarak hem de işbirlikleri olarak. Kesinlikle efendim. Keza Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında imzalanan anlaşmalara göre yakında Türkiye-Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilecek. Keza 2009 yılı Nahçıvan Anlaşması ile imzalanan Türk dili konuşan ülkeler işbirliği teşkilatının Türk Konseyi'nin bu süreçteki faaliyetleri üzerine değinmek istiyorum bir bağlamda da efendim. Akraba ve soydaş devletlerimizin Karabağ Savaşı dönemindeki tutum ve duruşları nasıldı? Nasıl bir diplomatik refleks sergilediler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Rusya'nın özellikle Kafkasya'daki gücünü bir defa yok sayamazsınız. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden gelen hem istihbarat olarak hem bürokrati olarak hem de nüfus olarak bir alanı orası. Bir anda bu değişimi muazzam bir yere getirmek mümkün değil. Ama şu var, bu dönüşümün önü artık açıldı. Yani Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda sizce Rusya bugüne kadar koruduğu niye Ermenistan'ı korumadı? Yani herhalde Ermenistan'la arası bozulmadı. Yalnızca Paşinyan'la ilişkilerden kaynaklanan bir durum değil bu. Çünkü bu coğrafyada artık grupların nasıl büyüdüklerini ve kendi iradelerini oluşturabilecek olan bir güce kavuştuğunu Rusya da biliyor. O yüzden tarafsız bir yere doğru çekilmek ihtiyacı hissetti ve Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında Karabağ bölgesine tarafsız kaldı. Ama bu tarafsız kalması bölgedeki yaşanan olaylara uzak kalması anlamına gelmiyor. Evet. Sorunumuzun bir kısmı da bununla ilgili işte. Türkiye Cumhuriyetleri de farkındaysanız Ermenistan'la beraber işbirliği anlaşması, yani onların kolektif savunma dedikleri bir savunma paketleri var. NATO'ya benzer bir paket. Evet. Doğu blokun dağılmasından sonra oluşturmuş olan bir paket. Mesela bu konuda Ermenistan'a asla taviz vermediler. Bu sizin sorununuz değil. Orası Azerbaycan toprakları. Azerbaycan topraklarını işgal ettiniz. Orada yaşanan savaş sizinle yalnızca Azerbaycan arasında deyip zaten Azerbaycan'ın üstünlüğü vardı. Azerbaycan'ın kimseden bir isteği ve arzusu yoktu. Yalnızca tarafsız kalın dedi. Bence o sırada diğer devletlerin de sessiz kalması bence önemli bir destekti. Yani Ermenistan'ı desteklememek veya kolektif savunma gücünde onunla ilgili bir politika oluşturmamak da zaten Azerbaycan'ın tek isteğiydi. Ama bundan sonra bakın bir kez daha söylüyorum. Her şey domino taşı gibi değişecek.
Yani Türkiye üretmiş olduğu birçok projeye artık bundan sonra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi devletleri birebir görebiliriz. Yani işte Türkiye'nin milli muharip uçak projesi var biliyorsunuz. Türkiye'nin helikopter projeleri var. Bu projenin içerisinde veya işte SİHA projeleri var. Zaten bu savaş sırasında Kazakistan'dan ve diğerlerine çok ciddi siparişler geldi biliyorsunuz. Yani alım siparişleri geldi. Artık Türkiye kendi Türkiye Cumhuriyetlerle savunma işbirliğini geliştirecek olan büyük bir atılıma imza atacaktır. Oradaki kaynaklarla Türkiye'nin kaynakları ve teknolojik birikimi bir araya getirecektir. Buna Ukrayna'ya dahil edebilirsiniz, buna Gürcistan'a dahil edebilirsiniz. Bu paket bence coğrafyada yeni bir barış bloğu oluşturacaktır. Ukrayna, Gürcistan dahil olmak üzere. Buna eğer biraz daha uzağa gitmek istiyorsanız, ben hep onları farklı olsa da, hani Azerbaycan'la dediğimiz gibi, soydaşlarımız dediğimiz farklı olsa da, ben aynı lafı şey için de söylerim, Pakistan için de söylerim. Yani iki ayrı devlet olup tek düşünen, bize uzak da olsa kardeş olarak gördüğümüz ülkelerden bir tanesi Pakistan. Pakistan da bu grubu içine dahil edebilir. Peki, daha doğru gidiyoruz, onu söyleyeyim size. Peki efendim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifade ettiği altılı platformu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da destekliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi, açıklandı. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşturulacak altılı platforma Ermenistan ılımlı yaklaşacak mı acaba? Altılı platform içerisinde bulunmayı isteyecek mi? Ya da Amerika ve Fransa merkezli diaspora endüstrisi olarak değerlendirdiğimiz milyarlarca dolar gelirin karşılandı ve Ermenistan'da yaşayan Ermeni toplumunun hiçbir real gerçekliğini yansıtmayan diaspora lobileri bu altılı platform içerisinde Ermenistan'ın yer almasını nasıl karşılayacaklar? Yani şöyle söyleyeyim, hatta ben biraz iddialı konuşacağım. Ermenistan'ın bu platforma girmesi İran'ın girmesinden daha kolay olur. O kadar söyleyeyim size. Yani ben Ermenistan'ın girmesinin daha kolay olacağını düşünüyorum. Ermenistan'ın şöyle bir şansı yok. Yani bu coğrafyada yaşayacaksınız ve bu coğrafyanın içerisindeki en egemen güç olan, hem askeri anlamda hem teknolojik anlamda hem ekonomik olarak dominant ülkelerden bir tanesi Türkiye ile sırtınızı dönemezsiniz. Azerbaycan'la bu kadar kapışamazsınız. Yani yapacakları tek şey barış içinde ve huzur içinde beraber yaşayabileceğimiz bir ortam yaratmak. Bugün diasporanın Ermenistan'a ne faydası var? Yani şöyle söyleyeyim, tek kuruşluk faydası var mı? Yani diasporanın Ermenistan içerisinde sanayileşme açısından, oradaki ekonomi açısından veya oradaki insan hakları veya demokrasinin geçmesiyle ilgili bugüne kadar bir katkısı olduğunu söyleyeni gördünüz mü? Hatta Ermenistan'daki çok önemli diplomatlar veya işte karar vericilerin söyledikleri bir laf vardır. Diasporanın yaptıkları yüzünden bir türlü kalkınamıyoruz derler. Bırakın hani diasporanın onlara bir katkı sunduğunu. Diaspora kendi havasını sürdürebilmek için bu savaşın devam etmesini istiyor derler. Bu Fransa için de geçerlidir. Bu Amerika Birleşik Devletleri için de geçerlidir. Yoksa coğrafya kendi kaderinde bırakılsa ve coğrafyadaki insanlar beraber anlaşabilse, inanın bu coğrafyadaki hiç kimsenin aç kalması veya kötü durumda olması mümkün değil. Ermenistan'ın bu kadar büyük silahlanmaya para ayıracak durumunun olmadığı çok net ve açık. Yani Azerbaycan'ın bu kadar petrol ve doğalgaz geliri varken ve doğru bir kalkınma modeli izlerken siz ne yapacağını zannediyorsunuz? Yalnızca şu kaybın, yani şu Azerbaycan'daki savaşın kaybının tazminatlar hariç Ermenistan'a maliyeti 4.8 milyar dolar. Evet. Yani bunu Ermenistan'ın yerine koyabileceği bir kaynağı yok ki. Ordusunun %80'ini kaybetmiş durumda. Böyle bir durumda Ermenistan'ın yapabileceği şey bu platformların içerisinde yer alarak, yani barışı destekleyerek hayatta kalmaya çalışması. Yoksa hiçbir silahlanma Ermenistan'ın toprak güvenliğini sağlamaz. Kesinlikle efendim. Peki efendim, Rusya'nın barış gücü olarak bölgeye gönderilmesi üzerine. Ruslar, daha önce Rus barış güçlerinin backgroundları pek de temiz değil.
Yakın süreçte Dinyester'de, Abasya'da ve Güney Ossetya'da da Rus barış güçleri yer tutmuştu. Ve orada yaptıkları siyasi tarihimize de geçtiler. Ruslar daha önce Karabağ'a 1805-1918, 1920 ve 1989 yıllarında son olarak bulunmuşlardı, girmişlerdi. Ve bugün 2020'de barış gücü olarak oradaki Ermeni kılıç artıklarını korumak üzere mi yer tuttular sorusu geliyor. Bugün haberlere düşen bir son dakikayla orada kalan kılıç artıklarının Azerbaycan barış güçlerine saldırdığı iddiası yankılandı. Bunu nasıl değerlendiririz? Çok normal. Yani zaten beklediğimiz bir şeydi. Bu iş bittiğinde, yani anlaşma imzasında söylediğim şeyden bir tanesi, bölgeye gelmiş olan terörist unsurlar, ister PKK olsun, isterseniz Suriye'den gelen Ermeni unsurları olsun ya da dünyanın herhangi bir yerine gelen Ermeni unsurları olsun, bunların bu tür terör faaliyetleri yapacağı kesindi. Çünkü konvansiyonel bir savaşı kaybettiler. Konvansiyonel bu savaşın kaybolmasından sonra yaşanan süreç zaten böyle gidecekti. Bundan sonra terör faaliyetleri ve diğerlerini yapmaya çalışacaklar. Ama ben şunu söyleyeyim. Azerbaycan ordusunun özellikle dış istihbarat birimleri ve özel kuvvetleri çok iyi yetişmiş durumda. Yani Türkiye ile beraber çok uzun zamandan beri ciddi eğitimler yapıyorlar. Ve bu eğitimlerin faydalarını da o bölgede yaşanan bütün operasyonlarda gördük. Yani terörle mücadele konusunda hem TB2'lerin sağlamış olduğu avantajı hem de özel kuvvetlerinin, kendi özel kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla ben bundan öleneceğini düşünüyorum. Yani bu beklenen bir şeydi. Dün bir Azerbaycan askeri yaralandı. Bir terör saldırısı yaptılar. Ormanın içine gizlenmiş olan Ermeni unsurları. Ve Azerbaycan uyardı. Bugün o bölgede bulunan iki tane köye operasyon yapıldı. Ve köyler o işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun kendisine güveni tam. Yani bundan sonra karşısına kim çıkarsa çıksın, yani Karabağ bölgesi dahil ve diğer rayonlar dahil olmak üzere temizleme güç ve iradesine sahip olduklarını düşünüyorum. Bunlar yaşanacak. Bunlar bu süreçler yaşanacak. Hatta şöyle söyleyeyim size. Asala benzeri bir örgüt oluşturup Azerbaycan'ın içinde de, Türkiye'de de, yurt dışında da saldırılar yapılacağı zaten beklenen eylemlerinden bir tanesi. Peki efendim, yaşanılan bu savaş süreci sonrası, düne de baktığımız zaman işlenilen savaş suçlarına değinmek istiyorum. 2010 yılında yasaklanan misket bombası ve benzeri fosfor bombaları Berde, Tertel ve Belegrana şehirlerine atıldı ve yüze yakın sivilimiz kitle kıyım silahları tarafından katledildi ve yüzlerce de yaralımız meydana geldi. Sanır dünyanın bu yaşanılan sürece vereceği refleksler neler olmalıdır? Valla hiçbir şey vermezler. Çünkü 5 daimi ülkenin, yani Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi ülkenin suçlarına baktığınızda bu suçlar ortadayken diğer suçları yargılayacaklarını zannetmiyorum. Bu nedenle daha önce Dağlık Karabağ bölgesinde, yani ilk işgalin başladığı 90'lı yıllarda o soykırım gibi yaşanan durumları ortaya koyduğunuzda, onu yapanlar daha sonra Ermenistan'da çok önemli yerlere geldiler. Yani Cumhurbaşkanı oldular. Evet. Siz onlarla ilgili yurt dışında herhangi bir yaptırım olduğunu gördünüz mü? Bu maalesef dünyanın ikiyüzlülüğü bu şekilde devam edecek. Yani emperyalist düşüncesi olan ülkelerin dünyada cirit attığı bir yerde Ermenistan gibi ülkeler de bundan nemalanacaktır. Ve onların yarattığı bu gri alanda onlar da faaliyetlerine devam edeceklerdir. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Bir kez daha söylüyorum. Bu işin tek çözümü var. Güçlü olacaksınız. Diri olacaksınız. Birlik halinde olacaksınız. Düşmanınızı başkasına bırakmayacaksınız. Kendi işinizi kendiniz göreceksiniz. Yani başkalarının birisinin gelip sizin için bir yeri temizlemesini beklemeyeceksiniz. Veya suçların araştırılmasını beklemeyeceksiniz. Yapabiliyorsanız alacaksınız, yargılayacaksınız. Yapabiliyorsanız bölgenizi kendiniz temizleyeceksiniz. Bakın 30 senedir Minsk grubunun yapamadığını 44 günde Azerbaycan tek başına yaptı. Evet. Bu iş böyle. Artık dünya coğrafyasında
başkasına ihale edilmiş bir sorunun çözüldüğü bir örnek dünyada hiçbir yerde yok arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zafer konuşmasında Türkiye'deki sanayi gelişimine değindi ve vatan savaşımızda Türk üretimi, ünlü bayraktar SİHA'lar büyük değişikliklere neden oldu diye vurgu yaptı. Ayrıca Türk sanayisinin ne kadar gelişmiş olduğunu tüm dünya bir kez daha gördü ifadelerini de kullandı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Yeni dünya düzeninde özellikle COVID-19 boyutlu süreci sonrasında yaşanılacak değişimleri nasıl analiz edebiliriz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa Türkiye'deki savunma sanayinin geldiği yeri yalnızca dost ve müttefikler övmüyorlar. Yani artık rakiplerimiz, hatta düşmanlık gösteren ülkeler bile övüyorlar. Yani başka bir ülkenin savunma bakanından veya genelkurmay başkanından artık bu kelimeleri duymaya başladınız. Hatta Türkiye karşıtlığıyla bilinen gazetecilerin Türkiye'nin nasıl ilerlediğinin artık işaretlerini onlardan duyuyorsunuz. Buradaki tek konu şu: Türkiye savunma sanayinde evre evre dersek, birinci evre kara kuvvetleri dersek, ikinci evre deniz kuvvetleri dersek, şu anda üçüncü evreyi yaşıyor. Yani hava kuvvetleri evresini yaşıyor. Hem helikopter olarak hem de uçaklar olarak üçüncü evreyi yaşıyoruz. Bu üçüncü evre Türkiye'nin aslında tamamen bağımsızlığını ilan edeceği son evre. Savunma sanayinde biliyorsunuz yurt dışındaki millilik oranı %70'lere geçmiş durumda. O kalan oranın en büyük payı uçaklar ve helikopterle ilgili. Eğer Türkiye 2025'e kadar kendi paketini hayata geçirebilirse biz 2025'li yıllarda önce %80'i, sonra %85'leri, sonra da %90'ı görmüş olacağız ki %90 dünyada neredeyse Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Rusya ve Çin gibi ülkelerin oranları. Bu oranı yakalayan belki tek gelişmekte olan ülke olacağız, öyle söyleyeyim size. Gelişmiş ülkeden bahsetmiyorum. Ve işte bu motorların yapılması ve diğer evlerin yapılması da bunun işareti. Türkiye son evreye girdi. Son evreden sonra artık Türkiye'nin önünü kesebilecekleri, savunma sanayinde önünü kesebilecekleri hiçbir şey yok. Çok önü açık bir şekilde ilerliyor. Çünkü altyapısını o kadar düzgün götürdü ki birbirinin üstüne bindirilmiş bir savunma sanayi var Türkiye'de. Yani şişirilmiş bir savunma sanayiden konuşmuyoruz. Bazı ülkelerinki şişirilmiştir. Nedir? Bir şey yapar ve çok övünürler. Yani biz bunu yaptık, bundan daha iyisi yoktur derler. Ama Türkiye'nin öyle değil. Türkiye, Libya sahası, yani bir çöl sahasında, Suriye sahasında, hem çöl hem hibrit savaşta, yani hem de konvansiyonel savaşta. Irak'ta coğrafyanın en zor olduğu sahalardan bir tanesi, Azerbaycan sahası gibi sahaların her birinde rüştünü ispatlamış savunma sanayi teknolojik ürünleri var. Şişirilmiş bir savunma sanayinden bahsetmiyoruz. Reel, sahada denenmiş, rüştünü ispatlamış bir savunma sanayinden bahsediyoruz. Bu da bence önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önünü açacak önemli faktörlerden bir tanesi. Bugün 3 milyar dolarları konuşuyoruz. Motorlar yapıldığında, Atak helikopterleri ve diğerlerinin önündeki engeller kalktığı andan itibaren, Altay, fırtına obüsleri dahil olmak üzere, bunlar yapıldığı andan itibaren Türkiye'nin 3 yılda ve 4 yıl sonrası, yani 2025'e kadarki olan süreç içerisinde yakalayacağı dilim önce 10 milyar dolardır. Ki bunlar çok rahat yakalanabilecek rakamlar. Çok haklısınız efendim. Ben konumuzu bir anlamda da Amerika'daki diasporamıza çevirmek istiyorum. Sizin de malumunuz, yakından geldiniz ve gördünüz buradaki terörist başı Fethullah Gülen'le Türk-Amerikan toplumunun mücadelesine değinelim. Yaşanan son Karabağ Savaşı sürecinde diasporamızın Azerbaycanlı soydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiği salon diplomasisinde bireysel anlamda TESK bölgelerinde bulunduğu kongre üyeleri ve senatörlerle yakın temaslarla milli davalarımızdaki refleks ölçümüzü deruhte ediyoruz. Lakin analizlerimizde ve tespitlerimizde belgelerle de kanıtladığımız Fethullahçı terör örgütü mensuplarının Ermeni diasporasıyla birlikte TESK'e ve Türk diasporasına karşı hareket etme
süreçlerini de analiz ettik. Fethullahçı terör örgütü bu denli bir süreçte vatan mücadelesinde Ermenilerle saf tutmasını nasıl yorumluyorsunuz efendim? Kendi ülkesinde silah arkadaşlarını, sivil vatandaşları, terörle mücadele eden özel harekatçıları uçak bombalayla vuran bir örgütü ne bekliyorsunuz? Kendi ülkesini bombalayan bir örgütün başka ülkelerdeki ajanlarla ve diğerleriyle işbirliği yapmayacağını neden ummuyorsunuz? Ben bir şey söyleyeyim mi? Kendi ülkesinin vatandaşlarını vuran bir örgütten bahsediyoruz. Yani onlar kimin adamlarını olduklarını 15 Temmuz öncesinde de göstermişlerdi. 15 Temmuz sırasında çok daha fazlasıyla gösterdiler. Demin bir şey söylediniz. Bence önemli faktörlerden bir tanesi bu. Ben 2016'da geldiğimde ve daha sonra takip ettim. Devamlı takip ediyorum. Farkındaysanız Türkiye sorunlarının çözülmesi sırasında yalnızca dost ve kardeş ülkelerden destek almıyor. Neredeyse bütün dünyadaki Müslümanların beraber ortak hareket ettiği, onlara abilik eden bir konuma gelmiş durumda. Ben oraya geldiğimde Pakistanlılar, Müslüman olanlar, Amerikalı Müslümanlar dahil olmak üzere Türkiye'nin herhangi bir sorunu olduğunda sizin yanınızda olduğunu gördüm ben. Ve Türkiye dünya coğrafyasında gücünü sahada ispat ettiği müddetçe ve bunu göstermeye devam ettiği müddetçe bence Türk diasporası veya sizin oradaki faaliyetleriniz çok daha güçlenecektir. Çünkü size inananlar, yani bize inananlar, öyle söyleyeyim, siz bize bir kavram yok, bize inananların sayısı da artacaktır. Bir sonrasında Pakistanlar, bir sonrasında başka bir şey. Geçen gün burada yaşadığımız bir olayı söyleyeyim. Biliyorsunuz İngiltere'de Pakistanlılar çok etkindir. Ve hatta işte belediye başkanı dahil olmak üzere, Londra belediye başkanı dahil olmak üzere Pakistan kökenlidir. Müslümanlar çok etkindir. Yakın zamanda bu olaylar gerçekleştiğinde İstanbul'a gelen bir heyet aynen şunu söylüyor. İngiltere'de sizin için yapabileceğimiz ne var? Çünkü siz bizim kardeşimizsiniz. İşte geldiğimiz nokta o arkadaşlar. Yani coğrafyanızda birilerinin umutları olmaya başladığınız andan itibaren bence sizin topluluğunuz, bizim topluluğumuz asıl herkesin girip beraber hareket etmek isteyeceği bir topluluk olacak. Ben çünkü görüyorum, geçmişte 15 Temmuz'dan sonra kurulan bu teşkilatlar bugün çok daha büyüyerek belli noktaya geldiğinizi değerlendiriyorum. Bunu en iyi görenlerden bir tane sizsinizdir. Muhtemelen bu yaşananlar, Azerbaycan konusu olsun, Libya konusu olsun, doğal gaz ve petrol bulunmasından sonra oradaki etkilerini siz bizden çok daha iyi görüyorsunuz. Muhtemelen olumlu etkilerini görüyorsunuz. Evet, evet, ne yazık ki efendim. Ne tarih onu da unutacaktı, ne de milletimizin hafızası bugün yaşananlar. Yoğun programınızda bize zaman ayırdığınız için Türk-Amerikan toplumu adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mete Bey, son olarak Türk-Amerikan toplumuna ne tür kanaat önerilerde bulunmak istersiniz? Birlik ve beraberlik çatısı altında. Valla ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ister COVID-19 döneminde isterseniz diğer dönemlerde şunu görmüşsünüzdür. Türkiye çok büyük bir devlet. Kendi soydaşlarına da dünyanın neresinde olursa da olsun sahip çıkan bir devlet. İsterseniz oradan Türkiye'ye getirilmesi, isterseniz yardımlar veya diğer organizasyonlar olsun. Ben o zaman geldiğimde de sizi yani sizde arkadaşlarla ve diğer gruplarla tanıştığımda da aynı şeyi söylemiştim. Yurt dışında ayrılık ayrılık olmaz. Çünkü sizin Türkiye'ye bakışınız, yaşadıklarınız Türkiye'den 10 kat daha fazla. Yani biz burada bir hissediyorsak, siz yurt dışında gurbette olanlar 10 kat daha fazla hissediyorsunuz. Bizim artık bundan sonra, bırakın coğrafyamızda, eğer dünyaya bir umut olmak istiyorsak, büyüyen, artık gelişmekte olan değil de gelişmiş bir ülke sınıfına, dünyanın ilk 8 ülkesi arasına girmek istiyorsanız yapacağımız tek bir şey var. Sizler bizim en önemli unsurlarımızsınız. Yani biz orada bir lobi şirkete çalışmak zorunda olmamalıyız. Bizim lobimizde, bizim gücümüzde sizlersiniz. Çünkü artık rüştünüzü ispat etmişsiniz. Hem ekonomik olarak hem sosyal kültürel açılımdan çok farklı bir yerlere gelmişsiniz. Sizlerin gücünüz oradaki çalışacağımız birkaç tane lobi şirketinden çok daha önemli. Birlik olun, beraberlik olun.
birbirinizden farklı görüşlerde olan insanlar olduğunu biliyorum. Ben o gün 2016'da geldiğimde birbirinden farklı gruplar dinlemeye gelmişlerdi ve ben çok mutlu olmuştum. Hem ideolojik olarak farklı olabilirsiniz, yapı olarak da farklı olabilirsiniz. Ama sonuçta hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni seven insanlarız. Eğer bizim istişarımız Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmekse bence hiçbir şey çok da önemli değil. Esas olan vatan. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tekrardan görmek çok hoştu. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Sınır ötesinde Azerbaycan ve güvenlik politikaları başlıklı yayınımızda çok kıymetli bir diğer katılımcımız Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin Hoca'yı ağırlıyoruz. Kendisi Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi olmakla beraber milli davalarımızda sergilemiş olduğu fikirler ve kanaatlerle de Türk toplumunun ve analiz belgesel insanların en önemli analiz izlediği kıymetli bir hocamız. Efendim sizleri TESK TV ekranlarında ağırlamak büyük bir kıvanç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Muhammed Bey. Sizin şahsınızı bütün arkadaşlarınızı hürmetler ediyorum. Bu güzel akşamda aslında hem bir zaferi kutladık, Mete Hoca da izah ettiler. Her geçen gün Türkiye'nin hem bölgesinde hem dünyadaki etkisi artmakta. Tabii bu da hem dostlara güven, düşmanlara da korku veriyor. Bunları da hissediyoruz. Ama korkunun ecele faydası yok. Türkiye bir yükselen güçtür ve kimse bunu önleyemeyecek. Çünkü biz emperyalist değiliz. Çünkü biz her zaman mazlumun yanındayız. Bu bir. İkincisi, biz adaletli ve güzel bir milletiz. En güzeli de bu. Ve en önemlisi de merhamet. Bütün bu gördüğümüz, şu anda 21. yüzyılda gördüğümüz kan ve gözyaşı, silah tüccarlarının istemediği bir şeydir. Çünkü bir insanı öldürmekle bütün insanı öldürmek arasında hiçbir fark yok. Biz çok güçlü olduğumuz halde 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz işgal kuvvetlerini Almanlar bize kimyasal silah verdiği halde kullanmıyor. Çünkü biz asil bir milletiz. Mertçe savaşırız. Ve yine gördük, Mete Hoca anlattı. Azerbaycan'da da ben görev yaptım. Hem subay olarak hem de akademisyen olarak. Biz Azerbaycan'da bir milletiz. Bu millet bütün provokasyonlara rağmen atılan işte kalleş müzelerde 100'den yakın fazla insanımızı sivili kaybetmemize rağmen asla Ermeni köylüsünü öldürmedik, çocuklarını öldürmedik. Evet, evet hocam. Biz Mert adamız. Savaş dinliyorum efendim. Özür diliyorum. Yayınımızdan örtülü zannımca bir sorun yaşıyoruz. Sesinizi tam olarak alamadık efendim. Öyle mi? Bir dakika durun bakalım. Şöyle yapalım o zaman. Şeyi bir değiştirelim o zaman. Belki internetten kaynaklanıyor bu. Benim telefona bağlanalım. Bir saniye. Bir saniye bana müsaade edin. Onu tekrar kapatıp açalım. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Azerbaycan ve Güvenlik Politikaları programımıza Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşin Hoca ile beraber devam ediyoruz. Hocamızın yayındaki aksaklıktan ötürü bir cihaz değişimi süreci olacak. Biz programımızda Türk dünyasını yakından ilgilendiren 2020 Karabağ Savaşı, şükürler olsun ki Azerbaycan'ın mutlak zaferiyle sonuçlanmış. Kim denesin acaba? Duyabiliyor musunuz? Evet efendim, duyabiliyoruz. Şimdi tamam. daha iyi. Evet, gayet güzel. Gayet güzel. Ben de sizi gayet iyi, net ve iyi duyuyorum. Evet, tekrar sorunuza kaldığı yerden devam edeyim. Söylemek istediğim meramım şuydu. Biz merhametli ve güzel bir milletiz. Biz emperyalist değiliz ve biz daima mazlumun yanında olduğumuz için 21. yüzyılda insanların birbirlerini boğazladığı, kaosun ve acımasızlığın olduğu bir dünyada Türkiye yükselen bir güç olacaktır. Bu bakımdan sizin de göreviniz orada çok önemli. Yani Türk'ün burada bir algı harekatıyla işte Türkler kafa kesen, işte Müslümanları adam öldürdüğü bir millet değil. Türklerin asil, eğitimli, modern dünyada yarışabilen
ve inovasyon yaratabilen bir millet olduğunu orada siz temsil etmeniz bakımından fevkalade önemli. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde F-16 projesine görev almış bir subay olarak 4 ayrı eyalette eğitildim. Aynı zamanda ben Pentagon'da görev aldım. Devletimizi temsil ettim. Hem de çok çeşitli Amerikan üniversitelerinde konferanslar vermek nasip oldu. Buradan şunu söyleyebiliriz ki her ne yaparlarsa yapsınlar. Bir defa Türkiye az önce Mete Hoca'nın söylediği gibi Mustafa Kemal'in çizdiği yolda devam etmektedir. Yani bizi öcü göstermeleri bir defa yanlış. Bizim öcü olmadığımızın güzel aynası sizlersiniz. Bu bakımdan siz de çok bu akşamki toplantınızda da beni davet ettiğiniz için hem üniversite adına hem de şahsım adına teşekkürlerimi sunarım. Biz sizi ağırlamaktan ötürü tekrardan bir kıvanç duyuyoruz Sayın Hocam. Hemen sorularımız devam edelim. Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sonlandırmak adına 1992'de kurulan malumunuz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT tarafından ABD, Rusya ve Fransa eş başkanlığında Minsk grubu oluşturuldu. Ancak grup sorun ilişkin çözüme bugüne kadar ulaşamamıştı. 1994'te imzalanan Bişkek protokolü ile geniş çaplı çatışmalar son bulsa da ateşkes 26 yıl boyunca korunamadı. Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık %20'si Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeleri kastederek Ermenistan işgali altındaydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işgal altındaki toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu, Ermenistan'ın derhal bölgeyi terk etmesi gerektiğini ilan eden 4 maddelik kararı yayınlasa da Ermenistan buna uymadı. Bu Minsk üçlüsünün diaspora faaliyetlerinin etkilerinde Karabağ, Dağlık Karabağ sorununu çözmemelerini hangi diplomatik refleksle açıklayabiliriz Sayın Hocam? Teşekkür ederim. Az önce Mete Hoca cevabını verdi bunun ama ben yine bir hukukçu olarak izah edeyim ve bir diplomat olarak aynı zamanda. Şimdi dikkat ederseniz Minsk grubunda Rahmeti Demirel zamanında biz de vardık, Türkiye de vardı. Fakat her nasılsa Türkiye biliyorsunuz diplomatik ayak oyunlarıyla bertaraf edildi. Minsk, Belarus'un başkenti biliyorsun. Orada da görev yaptım. Ben devletimizi temsil ettim. Ancak burada görevi Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı olarak bir şekilde Karabağ işgal eden Ermeni işgaline son vermek ve buradaki çatışmayı sona erdirmekti. Yani esasında uluslararası hukuk açısından görevi arbitration dediğimiz ara buluculuktur. Bu ara buluculuk rolünü ifa etmediğini, safsattığını biliyoruz. Ve eğer benim eserlerimi incelediyseniz 14 eserim var. Bunlardan bir tanesi de Dağlık Karabağ'da çatışma mı barış mı diye bitirmiştim. Kitabın başı da o şekilde. Maalesef her zaman için Azerbaycan tarafı diplomasiden yana oldu. Rahmetli Aliyev'den de bu tarafa. Sağdan kaçan onlar oldu. Aynı bugün Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yaptığı gibi. Özellikle Paşinyan hükümetinin başa geçmesiyle beraber bu saldırgan tavır artık ırkçı bir duruma dönüştü. Rusya'nın da tembihlerini dinlemediler ve zannettiler ki sizin de bahsettiğiniz gibi diaspora, özellikle Macron hükümetinin onları kurtaracağını zannettiler. Ama unutmayın ki Kafkaslar çok yüksektir, kocaman yürek ister. O yürekte Azerbaycan kardeşlerimize vardı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir subayı ve öğretmeni olarak az önce Mete Hoca'nın dediği gibi hem Azerbaycan alayının yerleştirilmesinde, eğitiminde, hem kurmay subayların hem de pilotların eğitiminde yer almış bir öğretmen subay olarak şunu söyleyebilirim. Azerbaycan anasının öksütü gibi kendisinin topraklarını almıştır. Tam istediğimiz gibi olmadı ama büyük bir kısmı halledildi sorunun. Bu bir. İkincisi, evet hukukun üstünlüğü, uluslararası hukukun bir şekilde adaleti son derece önemli. Ancak hukuka uyulmadığı zaman ihkak-ı hak dediğimiz, kendi hakkınızı kendinin alma hakkı da var ki bu Birleşmiş Milletler'in 51. maddesindeki meşhur müdafaa hakkını getirmektedir. Burada Ermenistan şöyle bir hata yaptı Paşinyan hükümeti. Aslında 3 tane stratejik hatası var. Birincisi,
yine Temmuz ayındaki Tavus saldırısıyla yaptığının yanına kalacağını zannetti. Ama ateş ettiği hedefler kendilerine verilen hedeflerdi. Dikkat edin, bir sivil yerleşim yerlerini vurdu ve Cenevre ve Lahey sözleşmelerine göre suç işledi. Burada özellikle yine yasaklanan boru hatları ve denk getirebilselerdi barajları vuracaklardı. Bunlar savaş suçudur. Denk getiremediler ve zannettiler ki ikinci hata da şu. Yine bir sınır çatışması ile Azerbaycan buna cevap vermeyecek. Halbuki öyle olmadı. 30 yıldır hazırlanan ordu çok iyi ve disiplinli bir eğitimle çok kısa sürede son derece dağlık bir arazide, bu çok önemli, bir muharebe başlatmıştı. Üçüncü stratejik yenilgileri, bu ordunun muharebe gücünü hesaba katamadılar. Yani eğer Rusya devreye girmeseydi bugün çok başka şey olacaktı. Dördüncü husus şu, yine stratejideki başarısızlıkları, bütün provokasyonlarına rağmen Azerbaycan ordusu savaş suçu işlemedi. Ve Azerbaycan halkı Sayın Aliyev'in etrafında kilitlendi. Beşincisi de şuydu, Türkiye'nin sindirilebileceğini zannettiler veya kara propagandayla Türk-Azerbaycan kardeşliğini provoke edip bunun başarıya ulaşmasını engelleyebileceklerini zannettiler. Bu olmadı. Çok büyük, temiz bir zafer kazanıldı ve bunu bütün dünya kabul etti. Ama burada önemli olan şey şu. O zamanlar ben silahlı kuvvetlerdeydim. Mermilerimizin genel biz NATO mermisi kullandığımız için gönderdiğimiz mühimmat uymadı. Ama bugün Türk silahlarıyla yapılan başarılı harekat, ki özellikle bizim SİHA'ların başarısı, dünyada bir havacı olarak söyleyeyim konsepti değiştirmiştir. Ama en önemli şeyi söyleyeyim. Buradaki harp tarihi açısından bununla da uğraşan birisi olarak şunu söyleyeyim. Bu 44 gün savaşı dünya harp tarihinde harbin stratejisini değiştirmiştir. Sebebi şu, az önce Mete Hoca söyledi. Buraya 30 yıllık istikamlar yapıldı ve Stavka dediğimiz Rus savunma taktiğine göre kademeli olarak buradaki istikamlar yerleştirildi ve on binlerce mayın döşendi. Halihazırda Rus ve Türk ordusu bu mayınları başladılar şey yapmaya, temizlemeye. Bu kadar kısa sürede bir yıldırım harbiyle alabileceklerini hesaba katamadılar. Evet, şehidimiz çoktur. Ancak dünyanın hangi ordusunda olursa olsun, dikkat edin, eğer siz hücum eden tarafsanız, tarzi durumdaysanız 1'e 5 üstünlüğünüz olması lazım. Halbuki burada böyle bir şey yok. Çok az bir kuvvetle Ermenistan ordusu panikledi. Bir, 200'den 300'den fazla tank vuruldu. Üçüncüsü, en önemli hava savunma sistemleri vuruldu. Dördüncüsü, burada asıl önemli olan Ermeni ordusu bozguna uğradı. Bozguna uğradı, kaçtı ve silahlarını terk edip gitti. Bu, çünkü asıl sebepli olan şey şuydu. Karşı taraf haklıydı. Kendi öz anasının sütü gibi toprağını geri aldı. Bu nasıl ki Kızıl Ordu gidip Almanları füskürttüyse bunun gibi bir şeydi. Ama asıl önemli olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun dünyanın en büyük ordularının yendiği gibi bir Kurtuluş Savaşı gibi bir hadiseydi. Bu bakımdan harp tarihi açısından son derece önemlidir. Bir diğer husus da şu, Azerbaycan ordusunun iyi eğitimi, disiplini ve savaşma azmindeki motivasyonunun son derece dilgin olduğunu gördük. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanımız da efendime söyleyeyim törenlerde gördük ki Türk ve Azerbaycan ordusu dediğim gibi dünyanın en güzel orduları haline geldi. Yani ayağı çıplak, kucağında çocuklarıyla katliamdan, soykırımdan kaçan gariban Ermenistan ordusu yıldırım gibi geri döndü. Ve bu yıldırım gözleri kamaştırdı, yüreklere korku saldı, kaçtılar. Fakat bir tarihçi olarak da şunu söyleyeyim aynı zamanda. Birinci Dünya Savaşı'nda, bunu iyi bileyim Muhammed Bey. Buyurun efendim. Özellikle Çanakkale Muharebelerini kaybedince İngiltere biliyorsunuz Kanal Harekatı da kuvvet üzerinden bize saldırdı. Ve bu cephe korunurken bizim için çok önemliydi. Neden? Bizim Misak-ı Milli davamız Musul Kerkük tehdit altındaydı ve Bağdat'ın düşmesi söz konusuydu. Bütün bu tedbirlere rağmen, tehlikelere rağmen Türk ordusu Azerbaycanlı kardeşlerinin yardımına koşmuştur ve Nuri Paşa
biliyorsun orada işgalden kurtardı. Kimi? Rus ordusuna, Ermenilere ve İngiliz ordusunu yendi. Fakat Mondros mütarekesiyle geri döndükten sonra şöyle bir şey söyledi. Şunu söyledi. Bir gün tekrar geri döneceğiz dedi. Ve bu bakımdan cuma günkü yapılan törende, mesela perşembe günkü törende Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şiir çok önemliydi. Yine Mustafa Kemal'in dediği gibi biz orada Azerbaycan kardeşlerimizin kefenini kefen bildik. Bu bakımdan Türk Azerbaycan dostluğu şunu da getirdi. Burada bütün Türk dünyasında özgüven, Azerbaycan halkının 30 yıldır çektiği bu ezikliğin son bulması ve bütün dünyada bundan böyle bütün Azerbaycanlar başları dik, göğüsleri kabarık olarak gezebilirler. Çünkü onlar emperyalizme yenildiler. Ermenilere değil. Dikkat edin. Burada kuvvet eşitliği yoktu. Ellerinde topları, tüfekleri, savunma güçleri yoktu. Ama çok kısa sürede Sayın Aliyev'in ve Baba Aliyev'in liderliğinde ordu toparlandı, kendini revize etti. Dünyanın en modern uçaklarını, silah sistemlerini, füzelerini kullanmayı öğrendi ve başarıya ulaştı. Bu bakımdan çok konuşulacak tarihi bir başarıdır. Askeri taktik strateji açısından harbin kaderini ve mukadderatını değiştirmiştir. Bu Amerikan Pentagon ordusu tarafından da dikkate alınmış. Tank muharebe tekniklerini değiştirmeye çalışıyorlar şu anda. Evet. Evet. Sayın hocam, biraz önce Mete Yarar Bey'e de sorduğum bir soruyu uluslararası hukuk bağlamında tekrarlamak istiyorum. Buyurun. Biraz önce siz de değindiniz. Tarihe hoşgörü, adalet ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sunmuş büyük Türk milleti ve Türk devletleri harp tarihinde de göstermiş oldukları vicdani yaklaşımla dünya tarihinde başka bir yer almaktadır. Lakin 2010 yılında yasaklanan misket bombaları, fosfor bombalarını Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın sivillerin yaşadığı bölgelere, Berde'ye, Tertel'e, Beylegan'a atılmasıyla yüzlerce sivilin katledilmesi durumunu uluslararası hukuk bağlamında ne tür bir proses izleyebiliriz? Evet. İşlenen bu savaş suçlarını uluslararası hukuk bağlamında ne tür bir prosesle ilerleteceğiz süreci efendim? Şimdi şöyle yapayım. Biraz reklamlara girecek ama şu benim geldiğim uluslararası hukuk kitabı. Bunun içerisinde savaş hukuku gayet açık bir şekilde anlatılmıştır. Şimdi Mete kardeşimiz muharip bir kardeşimiz. Malumunuz olduğu üzere iyi bir asker, iyi bir komando, iyi bir kırmızı bereli. Elbette söylediği şey real politika ilgilendiriyor. Ama ben meseleye biraz hukuki açıdan bakayım. Şimdi az önce söylediğim gibi işlenen suçlar belli. Bunlardan bir tanesi savaş suçu. Birincisi savaş suçu uluslararası hukuk açısından zaman aşımına tabi değildir. İkincisi jus cogens dediğimiz bütün suçların üzerindedir. Dördüncü, üçüncü ve en önemli sonuçlardan bir tanesi bu suç mahiyet itibariyle bireysel sorumluluğu da getirmektedir. Yani ne demek? Emri veren ve icra eden, başta Paşinyan olmak üzere Paşinyan hükümeti ve parlamentosu, Genelkurmay'ı ve Milli Savunma Bakanlığı bütün bunlardan sorumludur. Dördüncü husus şu, buradan doğan zararın hem maddi zarar hem manevi zarar. Az önce söylediğim sivillerin öldürülmesi, yaralılar ve 30 yıllık işgalin tazminat hakları saklıdır. Bunları ilgili mahkemeler Uluslararası Adalet Divanı'nda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Avrupa Birliği'nde, Birleşmiş Milletler'de ısrarla ve ısrarla Azerbaycan hukukçuları haklarını alacaklardır. Özellikle sizin belirttiğiniz yasaklanmış silahların kullanılması ki bunun içerisinde özellikle füzeler kullanılır biliyorsun. Bunlar parça taneli BKSS diyor. Bazı konvansiyonel silahların yasaklanması sözleşmesine de aykırı olduğu gibi Dahi ve Cenevre sözleşmelerine de aykırı. Ancak burada Sayın Aliyev'in de ifade ettiği gibi bu faşist bir saldırıydı ve insanlığa karşı bir suç işlendi. Sadece askerlerin attıkları değil. Bu bakımdan bu işgal edilen topraklardan yapılan saldırılarda zayiat, özellikle de bir husus daha var. Çekilirken verdikleri zararlar, köylerin yakılması, minarelerin yıkılması,
Bunların hepsi bu söylediğim savaş suçlarıdır ve bunların hakları sonuna kadar götürülecektir. Karakuş Paşa'mızın söylediği bir husus var. Ermenistan biliyorsunuz fakir bir ülke. O fakirliğine rağmen 5 milyar silahı bertaraf edilmiştir. Ve onun için en büyük yüz karası, biliyorsunuz geçit töreninde bu silahlar gösterildi. Bunların içerisinde S-300'ler de var. Bunların içerisinde dünyanın en modern silahları da var. Ama Paşinyan'ın söylediği önemli bir laf var. Orada diyor ki, Türk SİHA'ları ve elektronik harp sistemleri bizi kör etti diyor. Demek ki Türkiye ordusu modern harbi çok iyi icra edebilen bir ordu olarak kardeş Azerbaycan'la bu bilgisini paylaşmıştı. Fakat askeri hava kuvvetleri doktrininde şöyle bir şey var. Discriminate targeting diye bir mesele var. Yani hedeflerin seçilmesi. Bu bakımdan çok iyi bir istihbarat bilgisiyle doğrudan doğruya Azerbaycan ordusu askeri hedefleri vurmuştur. Sivilleri değil. Bu çok önemlidir. Bu bakımdan bu hak verilmez diye bir şey yok. Ayrıca Laçin Koridoru'nun açılmasından mütevellit Nahçıvan'la Azerbaycan'dan açılan ulaştırma koridoru da fevkalade önemlidir. Ama en önemli husus şu, Muhammed Buyur'da söyleyeceğimiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi biz Kızılderili değiliz. Veya başka bir millet değiliz. Apache de değiliz. Efendime söyleyeyim Afrika'daki küçük aşirette. Biz milletiz ve devletiz. Devlet babadır ve devlet af da eder. Biz bunları affederiz ama bedellerini, tazminatlarını verecekler ve suçlarını ikrar edecekler. Bu çok önemli. Bundan asla Azerbaycan evlatları vazgeçmeyecekler. Fakat yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği bir şey daha var. Bu da şu. Eğer bu haksız eylemlerinden bir ders alırlar da geri adım atarlarsa biz de kapıları açarız Ermenistan'a. Bu Türkiye'nin ne kadar barışsever bir devlet olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli. Yani bizim Ermeni halkıyla bir kavgamız yok. Biz kindar bir devlet değiliz. Kin ve nefret üzerine kurmuyoruz. Ancak burada asıl tehlike şu. Rus askeri bu bölgede. Az önce Mete Hoca'nın söylediği gibi buradan sabotajlar olabilir. Buradan askerlerimize ateş edilebilir. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Bir. İkinci husus, bulunduğun mevkiyi, kazandığın mevziyi küçümsemeden ona sahip olmak. Yani yükselen bayrak ve sancak inmez. Bu bakımdan bu savaşa verilen önem olarak Türkiye en üst düzeyde Cumhurbaşkanı'nı göndermiştir. İki, Cumhurbaşkanlığının en önemli şeyi olan Türk sancağı oraya gitmiştir. Ve burada en seçkin olan bizim Bolu Komanda Gazi Tugay'ımız gitmiştir. Bu şu demektir, bugün de yarın da sadece Azerbaycan değil, bütün Türk Cumhuriyetlerin yanında olacak olan Türk ordusu sonuna kadar savaşacaktır. Yani Mustafa Kemal'in söylediği gibi ya istiklal ya ölüm bizim asıl hedefimizdir. Bu çok önemlidir. Kesinlikle Sayın Hocam. Kıymetli bir diğer katılımcımız da yayınımıza geldi efendim. Evet. Şimdi Coşkun. Kara Hava İşbirliği yapıyoruz Coşkun Albay'ımla beraber. İyi akşamlar Koltuğum. Evet, Coşkun Başbuğ, terör ve güvenlik uzmanı. Efendim sizleri de TESK TV'de ağırlamak büyük bir kıvanç. Hoş geldiniz. Mikrofonunuz muhtemelen kapalı efendim. Mikrofon kapalı komutan. Open the voice please sir. Sayın Hocam, Coşkun Bey tekrardan geri dönene kadar ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Sizin yüksek bilene dayanarak. Ama bir dakika Muhammed, biliyorsun biz özel üniversiteyiz. Bir de ben avukatım, her söylenen şey burada bizim dolar yazıyor, ona göre numara ter. Buyurun dinliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. 2005'te Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mektup diplomasisiyle, mektup göndererek Ermenistan'la ortak bir tarih komisyonunun kurulması, Let History Decide teziyle tarihe bu gerçekleri tarih perspektifte değerlendirmenin gerekliliğini ve bu bağlamda 2009'da da Zürih diplomatik ilişkilerin, ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki 2009'da imzalanan Zürih protokolünü
2010 yılında Ermenistan protokolün ruhuna aykırı davranışlar, ön koşullar getirmiş ve zedelemişti. Sarkisyan 2015'te protokolü geri çekmiş, 2018'de de hükümsüz olarak ilan etmişti. Türkiye tek taraflı, güven arttırıcı birçok hamle atmıştı. Buna karşın Ermeniler aynı duruşu sergilememişti. Keza bugün 44 günlük Karabağ Savaşı sonrası, Sarkisyan'a karşı halk ayaklanmaları sonrası, gelebilecek herhangi bir hükümetin tekrardan Türk düşmanlığı sergilemesi şüphesiz ki kaçınılmaz. Let History tezi babında Türk diasporasının yapması gereken bu süreçte nedir? Artık sahada zafer kazanmış bir devletin haklı duruşunu da sergileme vazifesindeyiz. Güzel. Şimdi önce hukuken meseleye bakalım. Şimdi bakın biz bir devlettik. Yani Türkiye'de, Azerbaycan'da. Çünkü biz Orta Asya'dan geldik, Oğuz'un torunlarıyız. Öyle mi? Ermeniler tarihte devlet kuramamıştır. Ermeniler en güzel günlerini Bizans'ta değil Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamışlar. Yaklaşık 45 tane onlara üst görev verilmiştir. Bunlar sadrazamlıktan tutun da üst düzey yöneticiliğe kadar ve o yüzden Milleti Sadıka lakabını almıştır. Çalışkan, sanatçı milletlerdir. Ancak bizim bu Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz, Rus ve Fransız, hatta Amerikan misyonerleri tarafından akıtılan bir aşırı milliyetçilik zehiriyle bize karşı savaşmışlardı. meselenin aslı bu Birinci Dünya Savaşı'nda ve burada bir soykırım suçu yoktur. Üstelik 1948 Sözleşmesi'nde de böyle bir suç yok. Türkiye bir soykırım suçu işlemediğini biliyorsunuz. Orada bir teşhir vardır. Daha fazla zarar görmesinler diye. Ve bunlar bütün Amerikan kayıtlarında da vardır. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzü aktır. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı, tarihi açalım, kimse çıksın diyor. İşte az önce söylediğim gibi Minsk'ten kaçan, tarihten kaçan, doğrulardan kaçan Ermeniler ve Yunanlar. Kimdi bunlar? Yunan milliyetçiliği, Ermeni milliyetçiliği ve Arap milliyetçiliği. Yunanlar bugün gördüğünüz gibi 5 kuruşa muhtaç bir devlet. Almanya'dan para dileniyor. Ermeniler maalesef ekonomik olarak çok zayıf ve aşağı yukarı Rusya'nın sömürgesi olmuş durumda. Araplar da her gün birbirlerini öldürüyorlar. Maalesef gördüğünüz gibi Suudi Arabistan aldığı modern silahları Yemenli kardeşlerimizi öldürüyorlar. Şimdi burada demek ki Türkiye'nin çok önemli, Mete Hoca'nın söylediği gibi bir misyonu var. Dik durmak. Fakat burada bir hukuki engel var. O da şu. Bir defa Ermeni tarafı 1921 Moskova ve Kars Anlaşmaları'nı tanımıyor. Halbuki Ermenistan Sovyetler Birliği'nden tıpkı Gürcistan, Ukrayna gibi ardıl devlettir. Ardıl devlet de şudur ki Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'ne göre Sovyetler Birliği ile imzalanan bu anlaşmaları, yani sınır anlaşmaları tanımak zorundadır. Halbuki diyorlar ki Kars, Erzurum, Adana bizim, verin onları, sizden toprak ve tazminat talep edilir. Böyle bir şey mümkün değil hukuken. Ve anayasalarına bunu geçirmiş durumdalar. Şimdi ben şunu söyledim bu iş başlarken, hala da aynı kanaatteyim. Faşinden pastırmacı yan olacak dedim ama kışa çıkar mı bilemiyorum dedim. Kışı çıkaramadı nitekim. Kendi devleti parlamentoyu bastı biliyorsunuz. Daha önce de bu suçları var. Bundan sonra kimin haklı kimin haksız olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat bu dava bitmedi. Bu dava sizin dediğiniz gibi devam edecektir. Üstümüze gelecekler. İşte Fransa'nın tutumuna bakarsanız Macron'un işgal altındaki Karabağ bütün dünya tanımıyor. Bu dünyada gülünecek bir kararla sizi tanıyoruz diyor. Yani Adana'da bir türkü var. Coşkun Albay'ın bilir. Ondan sonra Asliyok Yaylası'nda 100.000 koyunum var benim diye. Bu vatan Azerbaycan vatanı. Öz vatan, öz toprak. Kimin malını kime satıyor Fransa? Çok güzel söyledi Cumhurbaşkanı. Verin Marsilya'yı dedi Ermenilere. Şimdi ama biz dediğim gibi kin ve kavga peşinde değiliz. Bu kin ve kavga yerine sevgi ve kardeşlik istiyoruz. Azerbaycan bu yardım elini, Türkiye'nin yardım elini aklı selim içerisinde kullanırlarsa biz varız. Kapıları da açarız. Ekonomik işbirliğini de tekrar başlatırız. Ve ihya olur Azerbaycan, evet. Ermenistan tarafı. Açlıktan kurtulur, insanları dilencilikten kurtulur.
Şimdi burada bir başka hususu da tespit etmekte fayda var. Burada Sayın Putin, Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev'in devlet adamlığı ve karizmatik liderliği burada Minsk grubunu yapamadığını çözmüştür. Fakat dikkat edin, hiçbir zaman Azerbaycan ordusu Ermenistan topraklarını ateş etmedi, köylerini vurmadı, insanlarını öldürmedi. Bu bakımdan söyleyecek mermileri kalmadı. Bundan sonra siz orada Türk evlatları olarak, ki bu bütün oradaki az önce söylediğim gibi aydınlar olarak, biz sizi orada pırıl pırıl aydın elit olarak görüyoruz. Hukuken konuşacaksınız. Hukuku iyi bileceksiniz. Tavsiyem bu, benim kitaplarımı alın bir okuyun ondan sonra. Ve konuştuğunuz her şeyde diplomasiyi en son ana kadar koruyacaksınız. Orada sizi de kavga çıkarmak isteyebilirler. Bunlara uymayacaksınız. Ama çok da gelirlerse o zaman Aliyev'in dediği gibi demir yumruk, o zaman Türk'ün yumruğunu yerler. Unutmayalım ki burada asıl sorun şu. Ermenistan kendisini ulus devlet kurabilmesini Türk düşmanlığının üzerine temelini kurmuştur. Halbuki bizim öyle bir kavgamız yok. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ermenistan Devleti'ni bağımsız devlet olarak tanımıştır. Bir. İkinci husus şu. Bu çok önemli. Bunu bir siyasi tarihçi olarak size şunu söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nda Dışişleri Bakanımızı padişahımız gizlice Karadeniz'e göndermiştir. Burada Türk savaş gemisinde yapılan gizli müzakerede o zamanki Çarlık Rusyası Sazanov'la gizli bir pazarlık yapılmıştır. Beraber gidelim Avusturya'ya vuralım diye. Müzakereden bu şekilde olunca tam gemiden inişte söylemiştir bizim bakan ona. Niye son sahne de söyledin? Sen git de çağrına söyle. Biz hazırız müzakereye. Evet, müzakereler yapıldı. Bazı anlaşmalarda Ruslarla müttefik olacaktık. Anlaşamadığımız şey şuydu. Rusya tarafı Ermenistan devletini Türk topraklarında kurmak istedi. Yani 100 yıl önceki dava tekrar devam ediyor. Bu bakımdan biz bir 100 yılda Ermenilerle mücadele etmek istemiyoruz. Ama eğer mücadeleye devam ederlerse biz hazırız. Bu da söylediğim gibi 21. yüzyılda ilimle, diplomasiyle, hukukla ve ekonominin iyi olmasıyla önemli. Eğer şimdi sizin cebinizde para olsa bu makineleri alıp bize bağlanamazsınız. Bu bakımdan ekonomik güç çok önemli. Ve bilgi gücü. Yani pull off your brain with the information. Kafanızı bilgiyle dolduracaksınız. Yüreğinizi de vatan ve Allah sevgisiyle. Öyle olduğunuz zaman sizi hiç kimse mağlup edemez. O bakımdan da sizleri pırıl pırıl orada Türkiye'nin göklerdeki yıldızları olarak görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Coşkun Başbuğ Bey'e dönmek istiyorum. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ Bey. Efendim, size tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Mikrofon açıldı ya. Tamam, süper. Sayın Hocam. Bir de muziptir biliyorsunuz yani. De, ona göre. Evet. Teşekkür ederiz. Sayın Hocamızla birlikte çok derin bir sohbetten devam ediyoruz. Efendim, sizlerle Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne isyanıyla başlamak istiyorum. Terör ve propaganda anlamında. Çünkü bunu eğer yedi başta ayırırsak, terör ve isyan, tehcir ve iskan, diplomasi ve propaganda, asala, ateş ve kan örgütü, sahte belgeler ve gerçekler, talihsiz diplomasi ve Müslüman ahaliye mezalim. Tarihleri bu çerçevede incelenen Ermenistan ve Ermeni halkının sözde Ermeni soykırımı iddiasıyla ve gerçekler başlıklarıyla bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermenistan diasporasının, Ermeni diasporasının çok ciddi bir atılımı oldu efendim. Ele geçirdikleri medya servisleri, reklam kuruluşları ve lobi faaliyetleriyle dünü ve bugünü eşdeğer kılarak yeni bir çerçevede Türk düşmanlığı yapmaya başladılar. Tabii keza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıymetli dışişleri personellerinin uğramış oldukları asala terör örgütü saldırılarının büyük bir üzüntüyle tekrardan anmak, rahmetli diplomatlarımıza Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Bundan sonraki süreçte tekrardan deli cesaretine
elde edebilirler mi? Böyle bir refleks sergileyebilirler mi Ermeniler yurt dışında özellikle? Muhammed Bey, başlamadan hem size hem değerli hocam Mesut Akkıcaş'ına hem de izleyenlere saygılar sunmak isterim. İfade ettiğiniz gibi Ermenilerin tarihine baktığınız takdirde sürekli terörle anılan ve doğrudan da Türk devletini, Türk milletini hedef alan bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerçekten Karabağ'da icra ettiği inanılmaz bir destan var, başarı var. Evet. Şimdi bu başarıda Ermenistan'ın da yaşamış olduğu büyük bir bozgun var. Hem askeri hem siyasi yönden. İşte meclisin tablosu ortada, Paşinyan'ın durumu ortada. Keza Ermenistan ordusu diye sahaya sürülen, ki ben hani ordu demeye pek dilim varmıyor. Çünkü ordular gerçekten bulunduğu yapı itibariyle bir takım omurgaları olan yapılar ve bu yapıyı incelediğiniz takdirde Ermenistan açısından delilleri ortaya kondu. Çok karma bir yapının Ermenistan adı altında savaştığını ve Karabağ bölgesinde görev aldığını görüyorsunuz. Şimdi bu mantıkla içerdiğiniz takdirde Ermenistan'ın hani o ordu diye adlandırdığımız yapının inanılmaz bir bozgun yaşadığını da ortada. Şimdi bu gelinen nokta Ermenistan'ın bana göre askeri ve siyasi anlamda iflası demek. Fakat işte o iflas etmesi bir takım odaklar tarafından da istenmiyor. Ki buna başta emperyalist Batı'yı dahil edebilirsiniz bu denklemin içerisine. Özellikle Fransa şu an için Ermenistan'da geçmiş tarihte olduğu gibi aktif kullanan ülkelerden biri. Bunların bu yapıyı bir şekilde ayakta tutması ve kendi menfaatleri uğrunda da kullanması gerekir. Önümüzdeki süreç içerisinde. İşte bunu da yapmanın yolu savaştı, denediler, olmadı. Bu sefer bu aciz içindeki yapı tekrar eski bildik yöntemine başvurmak istiyor. Ermenileri tekrar terörle organize ve şekillendirerek Türk devletine, Türk milletine, hatta Azerbaycanlı kardeşlerimiz dahil bir takım kirli planlar peşinde olduğu yönünde aldığımız bilgiler var. Benim son dönemlerde sıkça kulağıma gelen Ermenistan'ın hatta Rusya'yı da işin içine katarak bazı odakları Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik tekrar Asala tarzı terör eylemlerine karşı bir takım sinsi planlamalar içinde olduğu yönünde. Ama sorunuz önemli. Böyle bir planlama da olsa dahi buna cüret etme veya buna yeltenme cesareti gösterebilir mi? Şimdi Türkiye'nin her nasıl 15 Temmuz'dan sonra yepyeni bir Türkiye olarak adlandırıyorsak, Türkiye'nin şu an almış olduğu pozisyon bana göre geçmiş döneme, 15 Temmuz öncesi döneme kıyaslanmayacak kadar fark atmış durumda. Yani Türkiye artık gerçekten kendi evlatlarıyla ayakta duran ve içindeki o bütün o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhuriyet'e tekrar eski günlerine geri döndürmek için sinsi planlamalar peşinde koşan Batı'nın bugüne kadar bir örümcek ağ gibi ördüğü yapıyı yerle bir etti. Ve ilk defa 1923 günlerine geri döndük. Ve şu an o günlerden çok daha irade sahibi ve bir akılla, bir güçle ve kuvvetle dünya siyasi ve askeri tarihinde yerimizi alıyoruz. Şimdi böyle bir güç ve kudretin olduğu dönemde karşı taraf istediği kadar bu tür eylemlere girişmek gibi bir takım sinsi planlar, kanlı planlar kursun ve yapsın. Ben ifade ettiğiniz gibi Ermenistan'ın eskiden olduğu gibi, Asala döneminde olduğu gibi bu tür eylemlerde herhangi bir onlar açısından sonuç elde edeceğini asla düşünmüyorum. Çünkü Türkiye sadece askeri anlamda değil, istihbari anlamda da eski o teşkilatı mahsusa Osmanlı dönemindeki gücüne kavuştu ve artık dünyanın neresinde olursa olsun bir kuş kanadını çırptığı an bunun istihbaratını elde etmekte, buna karşı tedbirlerini almakta ve buna yönelik de proaktif uygulamalara geçmekte. Örnek FETÖ. Bu, dikkat edin, düne kadar Avrupa'nın beşiğinde, Avrupa'nın merkezinde at koşturan, oradaki o emperyalist yapıların verdiği destekle Türkiye'ye karşı bir takım söylemlerle, bir takım eylemlerle faaliyette bulunmaya çalışanların bugün birer birer paketlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne getirilerek hesap verdiğini veya yaptığı ihanetin bedelini canıyla ödediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu denklemde, bu denklemin içine girilecek ülke aktör sadece FETÖ değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kastetmiş kim varsa aynı son ve sonuç onlar için de geçerli. Ben hani eskiden olduğu gibi
içerideki ihanet şebekesinde de desteğiyle diplomatlarımızın şehit edileceğini veya Ermenistan devletinin veya Ermenilerin Türkiye'ye yönelik bir takım bu tarz terör eylemlerine girişme ihtimalini çok düşük görüyorum. Zira artık hem teknoloji hem de gelişen Türkiye'nin gelmiş olduğu durum bunu önlemeye fazlasıyla yetecektir. Ben Ermenistan'ın şu an kendi içindeki o tarih boyu kullanılışını sorgulayarak kendisine artık yeni bir rol model biçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki doğru ve akıllı olan odur. Ki Cumhurbaşkanımızın söylemi de zaten bu yönde. Mesut Hocam önemli bir yere değindi. Biz şefkat dolu, baba yürekli bir devlet anlayışına sahip milletiz. Ve gerektiğinde masaya oturur, o bütün kötülükleri siler, bedelini ödemek kaydıyla tekrar yeni bir şans, yeni bir sayfa açabiliriz Ermenistan devletine ve milletine. Ve onlar da eğer akıllı hareket etmek isterlerse komşusu olan bölgesinde ilişkilere girdiği an çok ciddi kazanımları olacak olan bir süreci başlatırlar. Tabii bunu yapmanın yolu da Ermenistan için konuşuyorum. Öncelikle kendi içindeki bir temizlik, yani bir siyasi temizlik. Bu tür şoven, maceraya sürükleyen iktidarların artık Ermenistan'da devre ve saf dışı bırakılarak daha akılcı ve gerçeklerle karşılaşma, yüzleşmeyi bilen yapıların iktidara gelmesi ve bunların ülkeyi yönetmesi lazım. Şimdi az önce Ermeni tehcirinden örnekler verdik. Bugün Ermenistan'ın düşmüş olduğu duruma baktığınız takdirde gerçekten tarih boyu ne kadar aziz içinde dolaştığını ve gezdiğini, çok macera peşinde koştuğunu çok iyi görüyorsunuz. Sözde işte Ermenilerin iddia ettiği bir soykırım, ki asla böyle bir şey yok. Bunun tezlerini savunacak olan tarihçilerdir. Buyurun diyorsunuz, gene sahada yoklar, masadan kaçan taraflar. Çünkü haklı olduğu en ufak taraf yok. Çünkü böyle bir gerçek yok. Bizde var. Biz Ermeniler tarafından Osmanlı döneminde o diğer emperyalist devletlerin, şu an kullanan devletlerin yine kışkırtmasıyla Ermenilerin yapmış olduğu terörü, o katliamları belgeleriyle, delilleriyle ortaya koyuyoruz. Bakın Erzincan, Erzurum, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Ermenilerin katlettiği insanlarımızın anıtlarıyla, mezarlarıyla dolu. Tarihi açıp gösteriyoruz. Bakın bunlar Ermeniler tarafından katledilen Türklerdir diyoruz. Evet. Karşı tarafta diyor ki hayır, onlar yaptı. O zaman buyur bir delil göster bana. Yani bir tane tek katledilmiş insan göster. O da yok. Şimdi bu yalana ne dünya, ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ne de bulunduğumuz bölge kanacak ve bu yalanı yutacak değildir. Bu nedenle Sayın Erdoğan devletimize, tarihimize güvendiği için bırakın lafı safsatayı. Açın defterleri, kitapları. Bu işin uzmanları gelsin, otursunlar, konuşsunlar. Sonuç neyse kabullenelim diyor. Niye yanaşmıyorlar? İşte bu gerçeklerden dolayı yanaşmıyorlar. Dolayısıyla Ermenistan'ın, Ermeni halkının kendi tarihle yüzleşmesi, gerçekleri kabul etmesi ve o iddiaların peşinde koşturacağına daha akıllı hareket ederek bulunduğu bölgelerle işbirliğine gitmesi gerekir. Bugün Karabağ bölgesindeki işte yapılan Hocalı katliam en yakın örnek. Ortada yapılanlar bütün dünyanın göz önünde oldu ve üç maymunu oynayan o Batı, Ermenileri önüne katmış kullanan Batı, bunları görmezden gelerek bir de Ermenistan'ın bölgede, sahada, Karabağ'da hak sahibi olduğunu iddia eden bir tavır içerisinde, başta Macron denilen ama bana göre Mikron diye gerçek adının anılması gerektiğini düşündüğüm şahsiyet tarafından Karabağ bölgesi yönetimi tanınma gibi bir takım artık hani son çırpınış diyebileceğiniz arayışlar içerisinde. Şimdi bu Ermenistan'ı bir yere getirmez. Çünkü hem Türkiye, hem Azerbaycan, hem de bulunduğumuz coğrafyadaki mazlum devletler, Türk devletleri bunu asla kabul edemez. Burada haklı bir mücadele var ve bu mücadele sonunda da Ermenistan halkının oturup düşüneceği bir süreç var. Bunu yaptığı takdirde değerli hocam pastırmayan diye bir lakap taktı. Ben pişman yan diye de bir lakap benden gelmişti ilk başta. Muhtemelen çok pişman olmuştum. Pişmaniye tatlı hocam yani. Yok, tatlıyı kastetmedim değerli hocam. Pişman olmuştur diye, pişman yan diye. olabilir ama. Kastım oydu. Evet. Şimdi bu kişinin yapacağı hesap da Ermenistan nasıl bir maceraya sürüklediği ve nasıl bir aciz içinde arayış içerisinde olduğunu net olarak gördük. Şimdi bunların tasfiyesiyle ve gerçekten şoven olmayan, ayakları yere basan bir iktidarın iktidara getirilmesiyle Ermenistan'ın bölgede hani şu anki o fakirlik içinde olduğu konumdan onu kurtaracak bir takım kazanımların ortaya çıkacağı çok aşikar. Gerçekten Mesut Hocam dediği konu çok önemli. Biz
tarih boyu sürekli affeden, sürekli baba tavırla yaklaşan karşı tarafa ve gerçekten adilane, içinde kini olmayan, kin tutmayan bir yapıyız tarih boyu Türk devleti, Türk milleti olarak. Aynı tavrı göstermeye hazırız. Kime? Ermenistan'a. Yaptığı onca mezalime rağmen. Ve yeter ki akıllansın, yeter ki samimi olsun. Yani benim gene bugün sahadan aldığım bilgi, şu son dakika bilgileri, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiği yönünde. Yine bu kabul edilebilir durum asla değil ki nereye gelmişti süreç. Eğer bu şekilde devam ederse nereye tekrar evrilir, o ayrı bir konu. İşte bütün bunların hepsinden arınan, soyunan ve gerçeklerle yüzleşen bir Ermenistan tablosu ortaya çıkarsa bölgede gerçekten o emperyalist destekten yapıların oyununun yıkıldığı yepyeni bir süreç başlar. Ama olmadığı takdirde de Azerbaycan ordusu başta olmak üzere Türk dünyası, Türk milleti, Türk devletleri Ermenistan'ın yaptığı ve yapacaklarının hesabını ve bedelini sormaya hazır. Bunu da herkes bilsin. Komutanım, çünkü çok özür dilerim. Araya giriyorum. Siz siyasi çözümün verimli olacağını söylediniz. Ben siz bir de terör uzmanı olduğunuz için olayı biraz daha sosyolojik ve psikolojik bağlamda işlemek istiyorum. Malumunuz 1914 Taşlak Partisi'nin ilk genel kurulunda Erzurum'da bir metin meydana getiriliyor ve bu metin hala bugün Amerika'da Ermeni diasporasındaki faaliyetlerde bulunan birçok isimden de görüyoruz. Bu metinde hey haram diyor. Türk senin düşmanındır. Kulağını aç ve iyi dinle. Ne kadar Türk katledersen atalarının intikamını o denlice almış olursun. Metni ve ibaresi yer almaktadır. Şimdi gelecek yeni nesillere bu kimle yetiştiren ve bu psikolojiyle yeni bir ufuk açan Ermenistan ve Ermenistan toplumunun gelecekte bu bölgedeki barışa ne tür bir faaliyetlere ve katkıda bulunabileceğine inanabiliriz? Ne tür bir güvenlik ve terör politikalarımızda etki sağlayabileceğini söyleyebiliriz? Gelecek nesillere ekilen nefret propagandalarını. Şimdi o nefret propagandaları dediğin doğru Muhammed Bey, devam ediyor. Bu sadece Ermenistan için geçerli değil, Yunanistan için de aynı tablo var. Ki ben Ermenistan'la Yunanistan tarihini çok özdeştiririm. Yani geçmiş tarihe baktığınız takdirde emperyalist yapıların İngiltere, Amerika, İsrail, Almanya gibi işte başat devletlerin, Fransa gibi başat devletlerin tarihine bakın. Osmanlı döneminde de Ermenileri kullanan ve sürekli saha dizaynının peşinde koşan aynı devletler olduğunu görürsünüz. Bakın ben size çok enteresan bir örnek vereyim. 1820'li yıllarda Mora isyanıyla başlayan Yunanistan'ın isyanı Osmanlı'ya karşı başladığında Osmanlı İngiltere'nin kapısını çalıyor. Diyor ki Rusya Yunanlıları, Rumları kullanıyor ve bana karşı bir isyan hazırlığı peşinde. Sen de zaten Rusya ile bir çekişme halindesin. Beraber bu isyanı bastıralım. İngiltere'nin teklifi çok enteresan. Doğru, haklısın ama müsaade et, bırak bu isyanı ben yürüteyim, yönlendireyim, kontrolümüzde olsun diyor. Şimdi böyle bir mantık ve anlayışla gelen yapı karşısında Ermenistan'ın hür ve bağımsız hareket ettiğini söylemek mümkün değil. Ki keza aynı denklem Yunanistan'da geçerli, Yunanistan için de geçerli. 1820 yıllarda işte Mora isyanıyla başlayan ve ufacık bir adada binlerce Türk'ün katliamıyla başlayan sürecin geldiği noktaya bakıyorsunuz. Savaşmadan masa başı hilelerle bir Yunanistan coğrafyası ortaya çıkıyor. Şimdi hemen arkasından işte bir anda Türkmençe anlaşmasıyla Kafkasya bölgesinin devreye girdiğini görüyorsunuz ki Çarlık Rusyası ile İran arasında imzalanan bir oldu bitti anlaşmayla ikiye bölünen ve Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan diye ikiye ayrılan bir coğrafyayı konuşuyoruz. Ki Cumhurbaşkanımızın o zaten çok anlamlı olduğunu düşündüğüm şiirindeki kastı da budur. Ve bu ikiye bölünen Azerbaycan tablosunda Azerbaycan Türklerinin kaderi belirleniyor ve iki ülkede Türklere zerre kadar söz hakkı vermiyor. Yani hedef Türk ve Türk dünyası. Şimdi Yunanistan'ın 1820'de, 1850'lerde de Ermenistan'ın devreye girdiğini görürseniz ikisinin de Suni, Şişme ve bu bahsettiğim odaklar tarafından kurulan devlet görünümlü yapılar olduğunu görürsünüz. Ve iki ulus da
maalesef tarih hep kullanılmış. Yunanlılar da, Ermeniler de. Ve bunlar sürekli tarih boyu, az önce senin de ifade ettiğin gibi, Türk düşmanlığıyla bezemişler, Türk düşmanı yetiştirmişler ve halen de bu tarz eğitimlere devam ediyorlar. Yunanistan'da anaokulunda çocuklar, hala yemek yediği yatılı okuldaki çocukların tabağın en altında Bizans haritası yer alır ve altında da Konstantinopolis bizimdir, Bizans tekrar kurulacak, Konstantinopolis bizim olacak, Bizans tekrar kurulacak diye sloganlar yazar. Şimdi siz anaokulunda vermiş olduğunuz bu eğitimle yetişen nesilleri işte bugün sahaya sürmenin yollarını arıyorsunuz. Aynı denklem Ermenistan için de geçerli. Yani orada da sürekli Türk düşmanlığı, Türk devletine olan kin işleniyor. Şimdi benim hani ümitsiz olmakla birlikte az önce adlandırdığım tablo Ermenistan için akılın yolu bir diyeceğimiz bir tabloydu. Bu işlerlik kazanır mı? Ermenistan halkı böyle bir noktaya gelir mi? O bazı az önce çizdiğin siyaset halen devam ettiği için bu zor bir aşama. Ama dayak yiye yiye bu artık, çünkü tarih boyu bakıyorsunuz Ermenistan tarihi, Yunanistan tarihi için de aynı şey geçerli. Düzenli bir orduya karşı elde ettikleri zerre kadar zafer yok. Ama onun yerine sürekli masum insanlara, sivillere katleden ve doğrudan silahsız insanlara yönelen yapılar olduğunu görüyorsunuz. İkisinin de bakın yaptığı şeyler aynı. Yakmak, yıkmak, katletmek, yok etmek. Yunan'ın tarihine bakıyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda yaptıkları birebir şu an Ermenistan'ın Karabağ bölgesinde yaptıkları. Ermenistan'a bakıyorsunuz, Yunanistan'ın yaptıkları da birebir aynı. Hatta Karabağ terk ederken ben yakarak kaçmalarını, yakarak yıkarak terk etmelerini Yunan'ın İzmir'den yakarak yıkarak çıkışıyla özdeştirdim. Aynı evet. Tablo. Mantık aynı çünkü. Şimdi böyle bir tablo içerisinde ifade ettiğin gibi geleceğe dönük bir anda ayakları üstüne basan, akılla ermiş bir toplumun çıkması gerek Yunanistan'dan gerek Ermenistan'dan zor. Ancak ben eninde sonunda o noktaya geleceklerini düşünüyorum. Zor oyunu bozar. Fakat o kin işlerden gider mi? Onu tarih ve zaman gösterecek. Fakat yani şu anki tabloyla az önce de verdiğim örnekle, yani ateşkesin ihlali daha yeni dakikalar önce aldığımız saha bilgisi, bu mantığın değişmediğini, yine aynı akıl ve aynı kinle hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu durumda Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yapacağı bir şey yok. Madem anladıkları güç ve zor, onu uygulamaya da hazırız. Ki işin garip tarafı, bu güç anlamında da sizinle kıyaslanamayacak kadar bir çaresizlik içerisinde Ermenistan. Onca desteğe rağmen ki Fransa'nın, Yunanistan'ın, Rusya'nın Ermenistan'a vermiş olduğu destekler ortada. Askeri, silah, tesisat ve ekonomik anlamda verdiği destekler. Ona rağmen ortada bir tablo yok. Çünkü dediğim gibi bunların tarihte bir düzenli ordu karşısında kazandığı tek bir galibiyet veya başarı göremezsiniz. Çünkü ikisi de suni ve devlet görünümlü yapılar ve ikisinin de içi bomboş. Hem Yunanistan'ın hem Ermenistan'ın. İşte bu açıdan baktığınız takdirde Ermenistan ne teröre başvuracak, ben gücü ve kudreti olduğunu düşünüyorum, ne de cepheye çıkıp da tekrar bir savaş başlatacak irade ve güce sahip olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tablo karşısında yine Ermenistan eski bildik usullere giderek kendini destekleyecek, sığınacak ülkeler arayacaktır ki Fransa'da bana göre aradığı o şefkati buldu. Ama artık hani bir kere hataya düşülür, ikincisi bir argo söz vardır, aptallık olur diye. İşte o yapılar da taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini anlamışlardır diye düşünüyorum. Zira şu an ben hani batıdaki en büyük sorunun, hatta bütün dünya devletleri için de aynı sayı geçerli kılabiliriz, asker temini konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Yani düzenli ordu kurmak, bunları idame ettirmek, bunları belli donelerle sahaya sürmek artık her ülkenin, her babayiğidin harcı değil. İnsan kaynağı açısından bunda en şanslı, en kuvvetli ülkeler Türk devletleri. Türkiye Cumhuriyeti devleti, işte Kafkasya'da bulunan Türk devletleri, Azerbaycan başta olmak üzere. Ki 10 Aralık'ta büyük bir gururla seyrettik. Gözlerimiz yaşlı seyrettik. Ortadaki o şu anki o düzenli ordu tablosunu gösterecek bana bir ordu gösterin. Sırf şöven ruhla veya sadece resmi geçe töreninde kullanmak üzere de olsa. Dolayısıyla böyle bir kısır döngü içerisinde sizin karşınızda duracak bir yapı ben olmadığını düşünüyorum. Teröre başvururlarsa da bunun da artık karşılığını misil alacaklarını düşünüyorum. Bu açıdan baktığınızda Ermenistan için ya telef olacak ya da teslim olacak, bu anladığım mantık doğrultusunda akıllı hareket etmeyi öğrenecek diye düşünüyorum. Doğru, yani bu yönde Ermenistan'ın atacağı adımların
gerçekleşmesini beklemek biraz ümitkar bir tutum olur. Ama ben başka çaresi olmadığı için zaman içerisinde işin bu noktalara geleceğini düşünüyorum. Özellikle yeni neslin gelişen teknoloji kullanarak belki de biraz daha ayakları yere basacak bir süreç içerisinde kendine yer bulacaktır diye de değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Komutanım. Sayın Profesör Doktor Mesut Akkıçaş'ın hocama dönmek istiyorum. Müsaadesiyle bir soru değerlendireceğim. Komutanımız çok güzel bir başlık açtı. Zihnimde de farklı bir seçenek uyandı Sayın Hocam. Malumunuz 1827 Naval'in deniz baskınının 193. yıl dönümünde Rus Dışişleri Bakanlığı Naval'in deniz baskınının yıl dönümünü kutlayan bir zafer mesajı yayınladı. Bu bağlamda Rusya'nın Türk devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti devlet üzerine coğrafyada tutunmuş olduğu diplomatik sahayı değerlendirmenizi rica edeceğim Sayın Hocam. Ne yapmayı planlıyor Ruslar? Ve ayrıca bugün biraz sonra o soruyla da değerlendireceğiz. Kassa yaptırımlarındaki S-400 sorunumuzda Yunanistan'ın neden Rusya'dan almış olduğu hiçbir silahta veya ilişkide tepki bulmaması batılı devletlerde. Bunu nasıl yorumluyoruz? Teşekkür ediyorum. Şimdi bir tane laf var atasözü. Adamdan huy çıkar ama can çıkar ama huy çıkmaz diye bir laf var. Yani biz kadim bir milletiz ve kadim bir coğrafyanın büyük bir kültürüyüz. Bu bakımdan bakıldığında Ruslar bunu çok iyi biliyorlar. Bu bir. İkinci husus, az önce Coşkun Hoca'nın söylediği şeylerden çok önemli bir şey var. Sayın Aliyev, o demin konuştuğumuzla ilgili Minsk grubu gelmiş, şunu söylüyor. Ben sizi davet etmedim diyor. Bir sözünüz varsa kameralar önünde buyurun söyleyin. Bu da ne kadar bizim dik durduğumuzu gösteriyor. İkinci husus, oraya geçmeden şunu da Coşkun Bey'in söylediğinden bir ifadede bulunacağım. Düzenli ordu meselesi. Şimdi orada yürüyen asker bizim Gazi Tugay'ımız. Kardeşim de benim komandoydu, mavi bereliydi. Herkes asker olur ama herkes mavi bereli, kırmızı bereli olamaz. Bu bir. İkinci husus şu. Bizim karşımıza çıkardıkları, Azerbaycan ordusuna çıkardıkları Fransa'dan falan yabancı savaşçılar getirdi. Ama en önemli grup PKK'dan, Suriye'den adamlar getirdiler. Bunlar eğer bizim şeyleri geçebilselerdi, siperleri gidip boru hatlarını bombalayacak olan PKK'lı teröristlerdi. Ama bunu yapamadılar. Neden? Coşkun Bey çok önemli bir şey ifade etti. Türk istihbaratı elektronik harp sistemleri artık kuşun kanadından daha kalkmadan bilebiliyor. Bu bakımdan ben Milli İstihbarat Teşkilatımızın da son derece başarılı olduğunu düşünüyorum. Naval'in deniz muharebesine gelince biz Rus amiraline teşekkür ederiz bunu kutladığı için. Söylediği şey bize cesaret vermiştir. Yani ne diyor komutan o zaman? Bizim gemimizi yendiniz, kolumuzu kestiniz. Ama sakalımızı gibi sizin kolunuzu kestik diyor. Şu anda Türkiye mavi vatanı uygulamış ve onu kendine nasıl misak-ı milli buradan geri adım atmayacağız diyor. Bu bir. İkincisi Rusya'ya gelince. Rusya henüz bir şekilde güç dengelerini oturtabilmiş bir devlet değil. Yaklaşık 30 senedir Rusya çalışan ve hakkında 4 tane kitap yazmış birisi olarak şunu söylerim. Rusya'yı kurtaran aslında Başkan Putin'dir. Yani yeniden Rus milliyetçiliğini, Rus kimliğini oturtmuş ve Rusya'yı tekrar dilenci bir devlet olmaya dizlerin üzerine çökürtmek istedi Amerika onu çünkü. Evet. Buradan kurtaran çok saygı duyduğum bir lider. Dikkat ederseniz burada aslında Karabağ meselesinin çözümünde de Sayın Putin'in önemli bir katkısı vardır. O olmasaydı bunu teslim etmek lazım. Bugün bu süreç devam edecek olacaktı. Yani Amerika'nın da Fransa'nın insafına kalsaydı böyleydi. Ancak şimdi şöyle bir husus var. Bu Amerika ile de ilgili olduğu için söylüyorum. Yeni bir dünya kuruluyor ve gördüğünüz gibi NATO sarsılıyor. Avrupa Birliği kendi içerisinde birlik değil. Her çatlak sesten, yani ben onu sınıfta diyorum, her kafadan bir ses çıkıyor. Ama kafa da yok, içi boş. İleriyi göremiyor. Neden? Asıl yükselen güç Çin. Ve Çin karşısında Rusya'nın da ne yapacağı belli olmadığı gibi.
Çünkü Çin tarihte 16. yüzyıldaki mağlubiyeti kabul etmiyor ve Orta Asya'yı almak istiyor. Rusya topraklarını almak istiyor. Ve Sayın Putin'in 2000 senesinde Vladivostok'ta yaptığı konuşma çok ilginç. Diyor ki eğer oradan Tokyo'ya gidecek, G7'ye seçilmişler, imza atacak, G8 üyesi olacak. Eğer dedi tedbir almazsak gelecek 10 sene içerisinde bütün Ruslar Çince öğrenecek. Şimdi bugün Çin özellikle Belarusya, Ukrayna gibi devletler içerisinde toprak kiralıyor. Sadece Moskova'da ve Vladivostok'ta 100 binden fazla şey yaşıyor. Çinli yaşıyor. Yani Çinliler Rusya'yı işgal ediyor. Bunu Rus komutanlarla, diplomatlarla, hocalarla konuşuyoruz ve hiçbir zaman ben Rusya ile Çin'in ittifakının tam bir dostluk olduğuna inanmıyorum. Her iki taraf birbirini test ediyor aslında. Aynı Stalin'in Hitler'i test ettiği gibi. Çünkü baktığımız zaman Rusya'nın en büyük nüfusu hocanın dediği gibi nüfus. Yani 25 sene sonra Rusya'nın nüfusu yüzde ama 100 milyon. Çin'e baktığımız zaman 2 milyarlık bir dev ve bugün 2020 senesinin galibinin Çin olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Fakat Amerikalılar da şunu söylüyor strateji uzmanları. Bizim oradaki alayın geçişini görünce diyor ki ey Amerikalılar diyor siz gidip PKK'ya falan bakacağınıza alın bakın aslan gibi müttefik Türkler var orada. Ha, şimdi burada Rusya bunu görüyor ve Rusya'nın içerisinde 20 milyon nüfusta bir Müslüman Türk kitle var. Bunun evet. Yaklaşık 3 milyonu Azerbaycanlı biliyorsunuz. Ve Rusya Batı'nın şu oyununa gelmiyor. Yani radikal İslamofobiya ile hareket edeyim de ben burada Müslümanlara dayak atayım. Şimdi benim daha önce konuştuğum çok kıymetli KGB orgeneraline bunu sordum. Neden siz dedim Batı gibi yapıp Müslümanlara baskı yapmıyorsunuz? Bize dedi Altın Ordu Devleti öyle yapmadı ki dedi. Bizim dinimizi yaşattı. Şimdi o baştan koyduğum çizgi yani Türkler başka dinlere karşı bir defa saygı değerdir. Biz de Ruslara karşı savaşmışızdır 12 defa ama Ruslar bizim iyi dostumuz, iyi de düşmanımızdır. Şimdi 21. yüzyılda nasıl bakacağız? Türkiye ile Rusya ilişkilerine bakıldığında pragmatik, karşılıklı çıkara dayalı, stratejik bir işbirliğidir. Bunun içerisinde S-400 füzeleri de vardır. Başka şekilde de işbirliğimizi devam ettirebiliriz. Bu Rusya'nın tutumuna bağlı bir. İkinci husus bunun önemini nerede anladık? Soçi mutabakatı ile Suriye'deki mutabakatı anladık. Libya'da Sayın Putin'in dediği gibi veya Kafkasya'da veya Karadeniz'de farklı çıkarlarımız olabilir. Ama ileriye dönük yeni kurulan dünyada bakın tekrar ittifaklar kuruluyor. Yeniden dünya kuruluyor ve Batı burada özellikle Amerika sahtında siz orada yaşıyorsunuz. Amerikan stratejik savunma doktrininde Rusya ve Çin hedef gösterilirken NATO'nun en önemli müttefiki Türkiye'ye dün kalkıp ambargo uyguluyorlar. Böyle bir şey kabul edilemez. Böyle bir şey haksızdır. Böyle bir şey adalete aykırıdır. İttifak ruhuna ve NATO'nun casus foederis dediğimiz 5. maddedeki birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içine aykırıdır ve tarih içerisinde buradan geri adım atacaklar. Ama bizi geri adım attıramazlar. Onu bilsinler bir kere. Şimdi Rusya'daki bu gidişatta bizim Karadeniz'de Montreux Sözleşmesi'nin korunmasında, Balkanlar'da ve Kafkasya'daki istikrarda Rusya ile ortak çıkarlarımız vardır. Bunun içerisinde Orta Asya ve Hazar enerji havzaları vardır. Ve Rusya'nın da Türkiye'deki efendime söyleyeyim Mavi Akım, Türk Akımı gibi Sayın Putin'in ve Sayın Erdoğan'ın liderliğiyle yapılan çok önemli projeler ama en önemlisi stratejik bir proje olan 2023'te harekete geçecek olan Akkuyu Nükleer Santralı var. Topladığımız zaman geçen sene itibariyle pandemiden önce 7 milyon turist Türkiye'ye gelmişti Rusya'dan. Yani iki halkın kamu diplomasisi ve halk diplomasisi birbirini tanımıştı. Ve Ruslar da bizim gibi mert bir millettir. Bakmayın siz yani. Ben Rusya'yı tanıyan bir devlet adamı olarak şunu söyleyeyim. Bizim nasıl bir insan olduğumuzu, düşman olmadığımızı görmüşlerdir. Bu çok önemli. Yani başlangıçta İstanbul'da benim okuduğum Lale Caddesi'ndeki bavul ticaretinin yerine bugün iki devlet arasında önemli bir ticari ekonomik işbirliği vardır. Bu teknolojide de devam etmektedir ve en önemlisi bir NATO üyesi olmasına rağmen savunma sanayinde de devam etmektedir ve eğer Amerika bu şekilde bize devam ederse
belki de biz Rusya'dan uçak motoru veya uçak alabiliriz. Ve Türkiye burada Karadeniz'de dengeyi sürdürürken Gürcistan askeri yardım yapıyor. Ona NATO eğitimi veriyor. Ukrayna'ya yardım ediyor ve Ukrayna ile de bir şekilde biz yardım ediyoruz. Ve çok önemli savunma sanayi işbirliği projelerimiz var. Uçak motoru, İHA motoru, efendime söyleyeyim gemi motorları yapacağız. Bu konuda çok ciddi gelişmeler var. Ama bu hiçbir zaman Rusya'ya karşı bir hamle değildir. Neden? Biz Karadeniz'de Ruslarla Ukraynalıların kardeş olduğuna inanıyoruz. Ve burada Soros'un koyduğu bu tuzak, yani az önce çok önemli bir şey değindi. Hibrit savaş taktiğiyle aynı milleti birbirine vurdurdular. Aynı bizim Kürtlerle olan kavgamız gibi. Orada kaç bir tane söyleyeyim. Kırım ve bu Donbas mücadelesinde 10 bin her iki tarafın kaybı var. 10 bin, 20 bin insan. Aynı zamanda Paşinyan'da burada öldürülen Ermeni çocuklarının katili aslında Paşinyan'dır. O yüzden pastırmacı kafa diyorum ben ona. Hocanın dediği gibi burada bu çocukları oraya savaşa sürdü ve iki günde kaos oldu. Ermeni olursa dağıldı. Bırakın savaşmayı. Herkes kaçtı ve çoğu Fransa'ya gidiyor. Yani bıraktılar her şeyi. Avrupa'ya kaçıyor Ermeniler. Daha da boşaldı Ermenistan içerisinde. Şimdi Rusya bunları gördüğü için pozisyon aldı ve Türkiye ile beraber ortak işbirliği nerede götürebilir? Bunu ifade etti. Şimdi bir amiral onu kutlayabilir. Bizim de Ruslara karşı şeylerimiz vardır, galibiyetlerimiz vardır. Ama biz Rusları artık düşman olarak görmüyoruz. Bu çok önemli. Bunun için Karadeniz'de Black Sea Force, Black Sea Harmony olaylarını kurduk. Bunun için biz bir Rus subayını getirip Ankara'da eğitim verdirdik. Bunlar çok önemli. Demek ki biz iyi niyetliyiz. Ama kaza da yaşandı. Yani kaza mı bilerek mi bilmiyoruz. Biz de onların bir uçağını düşürdük. Veya onlar da bizim 34 vatan evladını haksız bir şekilde şehit ettiler. Bu acıdır. Deftere yazdık bunların. Hiçbir tanesini unutmadık. Onlar da unutmuyorlar. Çünkü akıllı devletler hiçbir şeyi unutmazlar. Şimdi 21. yüzyılda 2040-2050'de kim nereye bakacak ona bakıyoruz. Bu bakımdan Türkiye ile Rusya'nın bu kadim coğrafyada birbirlerine kılıç çekmemeleri lazım. Yani Mustafa Kemal Atatürk de Nenin'in koyduğu gibi, Coşkun Hoca'nın söylediği gibi burada emperyalizme karşı olan cephede eğer Türkiye ile Rusya aklı selim içerisinde hareket ederlerse biz onlarla ittifaka hazırız. Ama dediğim gibi eğer kalkar Suriye'de PKK'yı desteklerlerse, başka şekilde Türkiye'ye bir takım tuzaklar kurmaya kalkarlarsa o zaman işler değişir. Yani kimse kimsenin yumuşak karnını kaşımaya kalkmasın. Dikkat ederseniz biz orada Çeçenistan meselesinde o zamanki Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi evi sırça olan yere taş atmadık. Yani gidip terörü desteklemedik. Veya Suudlar gibi İslami radikal gruplara silah verip Rusları öldürtmedik. Afganistan'da da bu böyle. Bu bakımdan ben Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkara dayalı ama çok önemli bu. Ben Amerika'dan da bunu bekliyorum. Mütekabiliyete karşı reciprocity dediğimiz, yani sen devletsen ben de devletim. Amerikalı kardeşlerimize burada sesleniyorum. Amerika devlet değilken Türk devletti. Bu çok önemli. Türkiye-Amerika anlaşması benim kitabımda var bu. 1830 tarihlidir ve anlaşmanın dili Türkçedir. Hakem dil Fransa'dır. O zamanın nüfusunda Amerika Birleşik Devletleri nüfusu 3 milyondu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 30 milyondu. Ve bir Türk atasözü vardı. Der ki orada güç gelip geçididir. Sular yükseldiğinde balıklar böcekleri yer. Sular çekilince böcekler balıkları yer. Ben buradan Amerika'da okumuş bir subay olarak hatırlatıyorum Amerikalı ittifak müttefik dostlarımıza. Texas Üniversitesi'ne gece dönerken benim üniformamı gelip veteranlar öpüyorlardı. Aslan Türk askeri, siz bizi Kore'de kurtardınız Konuri'de diye. Ve Texas Üniversitesi'ndeki hocam Profesör Ford bir albaydı, Kore'de savaşmıştı. Ve yine onların işte en önemli komutanları General MacArthur'un söylediği şey şu. Türk Tugay için imkansız yoktur diyor. Bir şey daha söylüyor Amerikan komutanı.
Avrupa'nın güvenliğinin anahtarı da Türk askerinin Mehmetçiğin elindedir diyor. Şimdi sen böyle bir şey varken dünyada 250 milyonluk Türk dünyasının lideri ve aynı zamanda laik, demokratik bir hukuk devletinin temellerinde NATO'nun müttefiki olan bir devlete kalkıp cezalandırma, biz Mogotu kabilesi değiliz, biz devletiz yani. Ve parasını vermişiz, tayyarelerimizi vermiyorsunuz. İki yakamız, iki halinde ellerinde yani. Bırakmayacağız bunun peşini. Hem hukuken hem başka yönden. Bakacağız bakalım Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi Biden gelecek ne yapacak. Ama Türkiye öyle işte havuç sopayla ıslah edilecek bir devlet değildir. Biz onurlu bir milletiz. Taş yeriz, taş yeriz, aç kalırız. Ama kimseden dilencilik yapmayız. Ve paramız da var. Amerika silah vermezse dediğim gibi dünyanın her yerinden silah alacak gücümüz var. Ama en önemlisi Coşkun Albay'ın söylediği şey çok önemli. Savaşacak yürekte adam lazım. Ben Amerikan pilotları çok iyi yakından tanıyorum. Öğretmenlik yaptım onlara çünkü. Eğer Amerikan uydularını yarın Çinliler vurursa perişan olurlar. Yarın Amerika Pasifik'te savaşacak olursa yanında bir tane asker bulamazlar. Bakın ben size söyleyeyim. General MacArthur bıraktı Filipinler'den Avustralya'ya kaçtı. Ama Kore'de Türk askeri geldi. En safhada çarpıştı ve gereken şeyi gösterdi. Cesareti gösterdi ki biz NATO'ya girdik. O halde aklı selim olan Türklerle iyi geçinir. Ben bir daha söylüyorum. Oradaki kardeşlerinize de bunu söyleyin. Türkler Allah'ın belası bir düşmandır. Ama çok iyi aslan gibi bir müttefik ve dosttur. Aklı olan Türk'ü düşman almaz kendisini. Ve burada şu var. Milletler bugün yarın değil. Yarın da birbirlerine lazımlar. Yarın Amerika, bakın gemilerini yaktılar. Kim yaktı onları? Ben size söyleyeyim, Amerikan uçak gemisi büyük bir ihtimalle Çinli sabotajlar tarafından yakıldı. Yarın başka şeylerin ne yapacakları belli değil. Kim burada Çin'le savaşacak? Sorsunlar bakalım dünyada 250 milyon Türk'ten başka Amerika'nın yanında gidecek var mı? Ben burada bilemiyorum. Şimdi yazıyorum Pasifik savaşlarını. İngilizler kaçtı, Avustralyalılar kaçtı. Ama Kore'de en önemli, bakın Amerikan ordusundan sonra en fazla asker veren bizdik orada Kore Savaşı'nda. Evet. Türk askeriydi. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Komutanım, Sayın Komutanım, Sayın Hocamızın bıraktığı noktada köklü ilişkilerimiz ve NATO'da müttefik olduğumuz Amerika Birleşik Devletler başlığında ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Türkiye'ye yaptığım uygulamasını öngören savunma bütçesi tasarısı kalsa diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan net bir hamle. Şu anda demokratlar iş başına geliyor. Dolayısıyla ne oldu da şu anda Türkiye'ye böyle bir kalsa yaptırımına gidilecek sorusu da tabii ki herkesin zihninde yeşermiş durumda. Neler düşünürsünüz? Ben bir su içeyim de geleyim. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Amerika'nın kendi çapında bir mücadele olarak gördüğü kassa yaptırımlarını yapsa ne olur, yapmasa ne olur. Çünkü Türkiye artık hani eskiden olduğu gibi bu tür yaptırımlarla veya bu tür aba altından sopa göstermelerle şekle sokulacak, dizayn edecek bir devlet de asla değil. Şimdi bu mantıkla baktığınız takdirde Amerika'nın zaten bu yapmış olduğu hamleyi biz bekliyorduk. Yani Amerika'da evet vurgun önemli Muhammed, yani demokratlar diyorsun ama demokratlar, cumhuriyetçiler yani hiç fark etmiyor. Mantığın değişmediğini görüyorsunuz. Şimdi dikkat edin, dünyanın bu majör devletleri diyebileceğimiz emperyalist yapılarda hep iki parti üzerine döner bütün işler. Oranın halkı seçtiğini zanneder. Aslında seçen ve seçtiren de o Siyonist kanat, emperyalist kanattır. Kötü polis mi komutanım? Kesinlikle iyi polis, kötü polis. Yoksa bakın dikkat edin, çok önemli bir ayrıntı vereyim. Biden seçimlerini çok dikkatle takip ettik. Ülkece, milletçe, belki de cumhuriyetlerine hiç olmadığı kadar da yakından ilgi gösterdik. Şimdi anlayana, görmeyi bilene de bu ibretlik bir vakadır. Biden demokrat ve bir siyasi mücadele yürütüyor. Ama enteresandır. Biden karşısında diğer muhalif kanadı oluşturan, yani diğer kanadı oluşturan Trump'ı desteklemesi gereken eski cumhuriyetçiler bir anda bütün Biden etrafında kümelendiler. Kimler? Clinton'lar, Obama'lar, bizim FETÖ kanalı, bunların tamamının
Biden'a sonsuz ve karşılıksız bir destek verdiğini gördünüz. E ne oldu hani siz muhalefettiniz, demokrattınız, cumhuriyettiniz? Ha, ortada demek ki şunu görmekte fayda var. Bir oyun var. Yani ben hep başından beri tezim odur. Paralel devlet diye FETÖ'yü tanıdık ve bildik. Şükürler olsun o belayı def ettik. Ancak paralel devlet yapısı sadece Türkiye'ye has bir yapı değil. Amerika'nın da içerisinde, Rusya'nın da içerisinde, hatta Çin'in bile içerisinde bu tür yapıların olduğunu söylemek akılla örtüşür. Zira bu dünyayı dizayn etmek üzere tek devletli, tek milletli, tek dinli, tek dilli bir yapıya götürmek isteyen yapı dünyanın her devletinde teşkilatlarını kurdu ve sadece 3-5 sene, 10 sene, 20 sene değil, yüzyıllardır sürdürdüğü bir kanlı ve sinsi proje var. Bu proje içerisinde en önemli ayağı ve bacağı Türkiye'de kurdu. Ne üzerinden? FETÖ üzerinden. Ve FETÖ üzerinden giremediği Türk dünyasına, İslam dünyasına sızdı. Bugün niye Cumhurbaşkanımız her gittiği ülkede içinizdeki FETÖ tehdidi diye ilk konuşmasına bununla başlıyor? Çünkü bu bahsettiğimiz FETÖ denilen elikanlı katil Fethullah Gülen üzerinden Afrika'da, Kafkasya'da, bütün Türk devletlerinde, İslam coğrafyasında yüzlerce okul açıldı. Buralara girildi, buralara sızıldı. Birçok Amerikan ajanı bu ülkelere bu yolla girmeyi başardı. Ve bu yapının bir anda 15 Temmuz sonrası çöktüğünü hayal etmek akılla örtüşmez. Bizim ülkemiz de dahil buna. Bakın hala daha operasyonlar sürüyor. Halen daha çok büyük gözaltılar var. Dolayısıyla böylesi bir yapının bütün dünyada hakimiyet kurduğunu varsayarsak Amerika gibi devletlerde, bu işin çıban başı devletlerde bir anda bu ortamın yok olduğunu, bittiğini söylemek mümkün değil. İşte o nedenle ben Amerika'da seçilen başkanlar kukladır, arka planda bir mekanizma yönetir ve başkanı siz ülkeyi yönettiğini zannedersiniz diye de bir başlık çizmek istiyorum. Ha bu nerede sekteye uğradı? Bu Trump'ta sekteye uğradı. Trump döneminde ben ilk o süreç başladığında işte küreselciler ve ulusalcılar savaşını görüp de Trump'ın uyguladığı politikaları Türkiye lehine daha olumlu olarak adlandırdığımda birçok izleyen, takip eden izleyicimiz haklı olarak bana yapmayın komutanım hocam siz dedim Amerikan hayranlığı başladı gibi cümleler kurdular. Aslında orada haklı tepkilerdi ama bizim orada derdimiz Trump'ı savunmak değildi. Akılla yani devletler arası ilişkilerde dostluk yoktur, akıl ve mantık vardır. Akılla örtüştürdüğünüzde Trump'ın seçimi kazanması Türkiye için daha uygundur, daha faydalıdır diye bir değerlendirme yaptık ki geldiğimiz nokta zaten onu gösteriyordu. Şimdi bu tablo içerisinde bana göre binbir hileyle, binbir ayak oyunuyla şu anda resmi olarak açıklanmasa da Biden'ın öne geçmesi sağlandı. Ki ben seçim günü sabah onlara kadar takip ettik süreci. Uzak ara önde giden Trump bir anda birkaç saat içerisinde o mektupla oylamaların ön plana çıkmasıyla birlikte geri plana düştüğünü gördük. Ki Trump bunu zaten başından beri hep dillendirdi. Dedi ki bu seçimlere hile getirir. Bu yöntemi protesto ediyoruz. Olmaması lazım dedi. Niye bunu söyledi? Trump'ın ilk kazandığı seçimde Hillary'ye karşılık yanlış hatırlamıyorsam Dallas'tı. Dallas'ta uzun ara önde giderken bir anda bu mektupla oyların devreye girmesiyle Hillary ile başa baş duruma geldi ki cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen yerlerdi. İşte o tehdidi Trump gördüğü için mektupla oylamaya karşı çıktı. Fakat o branş üzerinden yürütülen bir masa başı oyunla Trump'ın seçimi kaybetmesi sağlandı. Daha resmi sonuçlar yok. Gene yakından takip ediyorum. İşte o serverların yani seçim sonuçlarını yer aldığı serverların Almanya'ya kaçırıldığı yönünde Biden kanadı tarafından ciddi bir bilgi var elde. Yine evet. Trump kanadının buna karşı vermiş olduğu mücadele var. Anayasa Mahkemesi'nde nihayetlenecek iş. Orada şu an için 5'e 4 gibi bir dengeyle Trump'ın hakimiyeti var. Ama o süreç içerisinde ne olur, neler değişir bunu dikkatle takip etmek gerekir. Zira hani ben ilk başta daha seçimleri konuşurken Amerika ile ilgili Trump'ı bekleyen 3 tane tehditten bahsetmiştim. Bir, Trump'ı yıpratmak. Neyle? İşte koronavirüs veya başka farklı gündem maddeleriyle, ekonomik ağırlıklı. İki, azletmek ki denendi. Burada da gene bir başarı elde edilemedi. Azli söz konusuydu. Ciddi anlamda tartışıldı. Yapabilirlerse azledecekler.
O da olmazsa seçimi kaybettiremedikleri takdirde sonu suikaste kadar giden bir süreç görebiliriz demiştim. Ki seçimi kaybettirmeyi başardılar şu an için. Burada niye bu şekilde bir siyasi çekişme yürüdü? Çünkü bu yapılan seçimin sonuçları sadece Amerika'yı değil, dünyanın kaderini etkileyecek derecede kritik seçimlerdi. Şimdi bu seçimlerde esas Siyonist kanadın en büyük hedefine Türkiye. Ve bunu da her söyleminde dile getiriyorlar. Yani Biden'ın gerek Sayın Erdoğan'a yönelik sözleri, gerek işte Türkiye'ye yönelik bir takım yaptırımlar dahil tedbirler alacağını ifade etmesi zaten bugünlerin de habercisiydi. Dolayısıyla Katsa'nın bir anda gündeme getirilmesini ben pek yadırgamıyorum. Çünkü Amerika içerisinde şu an ciddi bir savaş var ve bu savaşta da maalesef Siyonist kanadın daha tam onaylanması da bir kazancı söz konusu. İşte bu kanadın girişimleriyle gündeme gelen Katsa da bir anda Türkiye'ye işte yaptırım uygulama kararı alındı. Ne üzerinden? S-300'ler, S-400'ler üzerinden. Şimdi 12 maddelik bir yaptırım Katsa'nın içeriğine baktığınız takdirde. Ve içerisinde hani laf ola beri gele diye Anadolu'da bir söz vardır. Bu tür maddeler de var. Şimdi Trump'ın önüne gelen, artık Senato'da onayladığı için veto şansı kalmayan Trump'ın önüne geldiğinde ben Trump'ın bu yaptırımlar içerisinde o az önce verdiğim örnekte olduğu gibi karşılığı olmayan maddeleri seçerek bir süreç götüreceğini düşünüyorum. Ki bunda hani yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur gibi bir mantığın ortaya çıkmasını beklemek mümkün. Ancak Biden kanadına baktığınız takdirde ben geçmiş döneme oranla Amerika ile ilişkilerin çok daha farklı noktalara geleceğini düşünüyorum. Zira üzerine konuştuğumuz konu Katsa. Ama ve bu Katsa'ya sebep olarak da S-400'ler gösteriliyor. Ve hep şunu bilmekte ve belirtmekte fayda var. Öyle bir algı oluşturuldu maalesef. S-400 konusu Amerika ile Türkiye ilişkileri arasında bir sorun gibi adlandırıldı. Ve bunun üzerinden de bu Katsa'ya maruz kaldığımız ifade ediliyor birçok çevre tarafından. Peki o zaman soru şu. Türkiye dese ki Rusya ile köprüleri atıyorum, S-400'leri de iade ediyorum. Ve senin dediğini yapıyorum. Zannediyor musunuz Amerika ile bir anda her şey süt liman olacak, bütün buzlar eriyecek? Onu yaptığın takdirde bu sefer İHA ve SİHA'lar önüne gelecek. Bunları üretme diyecekler. Onu yaptığın takdirde bu sefer Suriye'den çekil diyecekler. Onu yaptığın takdirde Kandil'de yürütmüş olduğun harekata son ver diyecekler. Yani Amerika'nın esas derdi S-400 değil. Amerika'nın esas derdi kontrol edemediği, elden çıkmış, kontrolden çıkmış bir Türkiye'nin olması. Esas sıkıntı bu. Dolayısıyla S-400 konusu bütün bu sorunlardan sadece bir tanesi. Ve onun üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye çalışan da bir mekanizma var. Bunu S-400 konusunun akılla örtüşen bir tarafı var mı? Yok. Şimdi Türkiye olarak Mesut Hocam'ın alanına girerek kolaylık etmeyeyim. Şu an hava konusunda bizim en büyük sıkıntımız hava savunması. Ve biz bunu bölgedeki gelişen dengeleri de göz önünde bulundurarak bir an önce tedarik yoluna gitmek durumundayız. Ve bunu da sağlamanın yolu müttefik diyebildiğimiz, tırnak içinde söylüyorum, Amerika'nın kapısını çalmak. Niye? O teknoloji olduğu için onda. Gittik, ne dediler? Olmaz dediler. Ne için? İşte hava savunma sistemi için. Peki hani sen benim müttefikimdin. Hani o NATO'nun 5. maddesi vardı. Ben tehdit altındayım. Ama ona rağmen görmezden gelerek Amerika vermedi. Ve bunun da böyle olduğunu biz değil, Amerika'nın kendi başkanı ifade etti. Ne dedi Trump? Türkiye haklıdır dedi. Kapına geliyor, vermiyorsun. Bunun karşılığında da eli armut toplamıyor argo tabirle. Bir takım tedbirler alacaktır dedi. Ve Türkiye çok onurlu bir duruş sergiledi. Vermezsen dedi, ben de yönümü dedi doğuya döner. Yeni pazar bulurum, yeni müttefikler bulurum. Kime gittik? Çin'e. Kime gittik? Fransa'ya, İtalya'ya. Ve en sonunda Rusya'yla bütün o alternatiflerin içerisinde en akıllı ilerlemeyi onunla kaydedeceğimizi düşünerek Rusya'yla oturduk, bir mutabakat imzaladık. Ve sonu daha da ileri gidecek, ortak üretime kadar gidecek bir süreç başlattık. Şimdi aynı Amerika bir bardak suda fırtınalar kopararak vay sen nasıl gidersin, nasıl alırsın gibi akılla örtüşmeyen tablolar ortaya çıkardı. Peki Yunanistan NATO'nun içerisinde ve bizden çok daha önce bu teknolojiyi aldı. O niye tehdit değil?
Keza dağılan Rusya'dan kalan şu an NATO bünyesine girmiş devletler var. Birçok NATO teknolojisini sözde ihlal eden Rus teknik ve teknolojisini kullanıyor. Bunlar niye tehdit değil? Yani akılla örtüşmeyecek ve akıl tutulması diyeceğiniz bir takım iddialar peşinde Amerika. Ama özellikle altını vurgulamak isterim, çizmek isterim. Bunların derdi S-400 asla değil. Bununla birlikte daha birçok sorun, Türkiye'nin kontrolden çıkmasını sağlayan sorun Amerika için baş tehdit ve siz bunları tek tek söndürene, kaybedene kadar da Amerika ile işler ve ilişkiler asla düzelmeyecek. Biden döneminde yeni bir süreç mi başlıyor? Evet. Bu süreç olumluya mı gider? Ben o iş için biraz ümitsizim. Özellikle Biden döneminde sadece Türkiye'nin ile ilişkiler değil, Doğu Akdeniz, Kafkasya'daki gelişmeler üzerinde biraz daha sahada ağırlığını gösteren bir Amerika tablosu ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Zira bugüne kadar taşeron olarak kullandıkları Macron'un artık süresi bitmek üzere. Bu durumda Macron'un sahaya süren yapılar eldeki esas olanı tekrar sahaya sürmenin hazırlığını yapıyorlar. Ki ben Biden döneminde bu tür gelişmelerin yaşanacağını özellikle vurgulamak isterim. Sadece dediğim gibi Türkiye'yle olan ilişkiler değil, Doğu Akdeniz, Afrika, Libya, Kafkasya, Irak ve Suriye coğrafyasında çok daha zorlu günler bizi bekliyor. Eğer Biden'in iktidarı onaylanırsa, tersi bir gelişme olursa ben Trump'la biraz daha akılla ve ilimle örtüşen süreç yaşayacağımızı değerlendiriyorum. Zaten Trump'ın veto yetkisini kullanacağım demesinin arka planında da bunu aramak lazım. Ama Trump'ın buna nefesi ve gücü yeter mi? Trump işte hukuki süreci işletir de tekrar o seçimleri lehine döndürür mü? Bunu bekleyeceğiz, göreceğiz zaman içerisinde. Çok bir şey kalmadı. Ama benim ümidimin o konuda da zayıf olduğunu özellikle belirtmek isterim. Trump veto yetkisini de kullanırsa efendim, senatodaki 3-2'lik çoğunluk sebebiyle zaten otomatik olarak kullanamıyor. Onu kullanamayacak, o belli oldu. Ama hani 12 maddenin içerisinde öyle maddeler var ki işte ülkeye giriş çıkış yasaklanması gibi hani laf ola beregele denilecek maddeler var. Ben Trump'ın bu yönde bir irade ortaya koyacağını düşünüyorum. Zaten aksi takdirde bir gelişme hem Trump'ı sorgulatır hem de üzerindeki baskının ne derece ciddi olduğunu gösterir. Çok teşekkür ederiz komutanım. Sayın hocam, sizlere de bu yaptırımlar babında devam edip son sorumu iletmek istiyorum. Sayın komutanımızın da söylediği gibi Trump iktidarı devretmeden önceki yapılan bu hamlenin bütün ihaleyi Trump'ın üstüne yüklemek midir denilebilir mi Amerikan derin devleti tarafından? Vallahi ne kadar derin bilmiyorum ama yani bizim de derin devletimiz var. Demin Coşkun Albay'ım söyledi yani dediğim gibi bizim derinlikler daha fazla yani. O yüzden dediğim gibi Türk de kılıç çekerken dikkatli edeceksin. Yani süngütak dedin mi yandık yani. O yüzden herkes Türk'ü karşısına alırken düşünmesi lazım. Bu yani bizim jargonumuzu biliyor Amerikalılar. Crazy Türk diyorlar yani. Süngütak! Allah Allah dedin mi yandın gitti yani. O yüzden süngü daha takılmadı yerine. Şimdi ben diplomat olarak öyle söyleyeyim. Askerliği bir tarafa bırakıyorum. Coşkun Albay'ın piyade olduğu için o bilir. Ben teyareci olarak anlatayım. F-35'in esas seçen proje subayı olarak söyleyeyim. 25 senelik bir mesele bu ve burada bize tarihi bir haksızlık var. Bunu teslim ediyorum. Ancak ondan önce Başkan Trump'ın seçiminden bahsetmek istiyorum. Ben Sayın Trump seçileceği akşam Türkiye'de yaptığımız değerlendirmede ben onun seçileceğini söyledim. Pek çok kişi güldü var. Çünkü Amerika'da okuduğum kadarıyla Amerikan halkı bir değişiklik istiyordu. Hocanın söylediği o. Yani sömürülen Amerikan halkında da bir devrimci uyanış var aslında. Bu Orta Amerika, yani Nebraska dediğimiz has Amerikalı, köylü Amerika'nın bu sömürgeden kurtulmak istiyor. Neden? Amerika giderek Çin'in sömürgesi oldu. İstediklerini bize anlatsınlar. Neden derseniz, Amerika'ya karşı Çin 260 ile 360 milyar dolarlık her sene açık veriyor. Ve Amerikan ekonomisi küçülürken, milyonlarca insan işsiz kalırken bakıyorsunuz ki Çin %10 bu sene itibariyle bir kalkınma yaptı. Bu çok önemli. Amerika'ya attığımız bir gol yani. 21. yüzyılın golüydü Amerika. Peki yani siyaset ve uluslararası ilişkiler bakımından bakıldığında İstanbul Siyasal Üniversitesi'nde silahsızlanma doktorası yapmış birisi olarak ve AGİT'te yaklaşık 20 sene seçimleri denetlemiş
Amerikalılarla beraber çalışmış bir insan olarak şunu söyleyeyim. Nasıl oluyor da Mart ayına kadar önde giden Trump, hocanın dediği gibi son dakikada, son saatlerde bir takım oylarla seçimi kaybediyor. Evet, burada bu tarih bunu sorgulayacak. Ama şu var, birincisi bu Çin mikrobu Amerika'yı mağlup etti. Şu anda ben sayıyı tam bilmiyorum ama 260 bin insan öldü. Ve en fazla mağdur olan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Her ne kadar Henry Kissinger bunun galibi Amerika olacak dediyse de pek falı bu sefer iyi çıkmadı. İkinci husus şu, bu korona Mart ayından sonra Amerikan ekonomisini vurdu ve Amerikan devlet başkanı yardımcıları kendisine yalan söylediler. Başka sağlık danışmanı olmak üzere. Yani bir yerde Sayın Trump'ı şeytanlaştırdılar. Buna rağmen başa baş gitti. Hani %10-15'te fark atacaklardı, böyle olmadığını gördük. İkinci husus şu, azletme konusundaki hukuki gerekçeleri, yani Amerikan anayasa hukuku okumuş birisi olarak şunu söyleyeyim. Impeachment, yani vatana ihanetle suçladılar. Bu olmadı, delil koyamadılar ortaya hukuken. Fakat hocanın söylediği suikast meselesine gelince, bence Kennedy'den sonra Amerika'ya gelen en büyük şansı Başkan Trump. Belki bir takım alışılmadık faaliyetleri vardı ama ben böyle bir adamım biri zaten. Baştan söyledi bunu ve onu sevdi Amerikan halkı. Şimdi buradaki hadise şu, ben Dallas'a görev yaptım. Eğer Burhan kim diye baktığımızda, yıl dönümü birkaç gün önce kutlandı, Oswald bir Musevi, öyle mi? Onu Burhan da bir Musevi. Dikkat ederseniz ondan sonra Başkan Johnson seçiliyor. Niçin? Çünkü Kennedy İsrail'e atom bombası vermedi. Başkan Trump da bazı şeylerde taviz vermediği için onu bir şekilde pasifize ettiler. Benim gördüğüm bu. Ama dikkat edin, seçimden bir hafta önce FBI Sayın Trump'ı kurtarmıştı. Öldürüyorlardı kendisini. Eğer tekrar seçilseydi ben Coşkun Albay'la aynı görüşteyim, öldüreceklerdi Trump'ı. Bugün de yani ben henüz seçimin bitmediğini düşünüyorum. Bir, ne demek? Bu argüman, yani seçimlere hile kalıştırıldığı meselesi olağanüstü bir durumdur ve Amerikan demokrasisine üzerinden kaldıramayacağı bir gölge düşürmüştür. Bu kavga 2020'de de devam edecek. Şimdi gelelim bu hadiseye. Şimdi Amerikan Kongresi'nin buradaki zorunlu kılan maddeler, bir defa Amerikalılar hasımlarına yaptırımlar yoluyla mücadele yasası olup aslı hukuken Rusya, Kuzey Kore ve İran'a karşı alınmış bir karardır. Siz nasıl oluyor da müttefikimiz olan birisini hasmane olarak 231. maddeye çözüyorsunuz ve 235'e? Bunlar bir defa hukuka aykırı. Neden? Biz başka bir devleti işgal mi ettik? Amerikalılara karşı savaş mı ilan ettik ki bizi hasım ilan ediyoruz? İkinci husus, Türkiye hükümeti veya adına hareket eden S-400 füzeleriyle içinde olan operasyon olmadığı yolunda bir yaptırım gerekçesi getiriyorlar bize. Şimdi bu bir defa Almaz Antey şirketiyle iş yapanları hedef gösteriyor. Böyle bir liste var. Şimdi bakın, buradaki mesele S-400 meselesi değil. Coşkun Albay'ın dediği doğru. Çünkü neden? S-400 bir savunma füzesi. Her zaman söylüyorum havacı olarak, bizim kalbimiz İstanbul ve Marmara bölgesi. Burayı koruyan füzeler Nike füzesi 55 model. Onun üst versiyonu, onlar da Amerikan malı, Improved Hawk 60 kilometre. Ancak bu füzelerin zamanının geçtiğini biliyoruz. Bak dün Ruslar sesten 8 defa hızlı giden füze denemesi yaptılar. Yani evet, kuruş sınıfı füzeleri vuracak hava savunma sistemleri lazım. Bunlar istedik vermediler ve vermemeye de devam ediyorlar. Peki Türkiye bundan vazgeçecek mi? Hayır. Söylüyorum Savunma Bakanımızın söylediğini. Milli Savunma Bakanı Sayın Akar, bazı NATO ülkelerinde mevcut S-300 sistemi NATO ittifakında nasıl kullanılıyorsa S-400 de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Bu bakımdan bakıldığında tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarını planlandığı şekilde devam ediyoruz. Yani Türkiye aptal mı 2,5 milyar dolar verdiği füzeyi bir defa tutsun da kilitlesin? Böyle bir lüks yok yani. Üstelik de şu var, acilen bizim ihtiyacımız var. Amerika
İncirlik üssünü koruyan Patriot füzesini çekti, bize kazık attı burada. Bu çok kaba bir tabir ama. Artı parasını verelim dedik, füzeyi vermedi bize. Bir de 10 misli fiyat istediği gibi teknoloji transferi yapmadı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız buna nasıl bir cevap verdi? Baktığımızda NATO'daki çok önemli bir ortağına yapılan saygısızlıktır ve Türkiye NATO'nun ilk beşinde önemli bir ülkedir. Obama, Trump, Türkiye gibi bir NATO üyesine sahibiz de iftihar ederken bu nedendir diyor. Yine bugün yaptığı açıklama çok önemli, tarihi bana göre. Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek ve haklı davasındaki dolayı cezalandırılmakla hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barışı huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yani siz temsilciler meclisi, ne meclisinde varsa bizim de meclisimiz var. Siz devletsiniz, biz bu cumhuriyetimiz. Bir defa en önemli şey hukuken şunu söyleyeyim. Hukuka, adalete, NATO ve müttefikinin ortak değerlerine yanlı, haksız bir karardır. Tarih bunu sorgulayacaktır. Tıpkı İngilizlerin bize vermedikleri Sultan Reşat ve Sultan Osman gemilerinde olduğu gibi tarihte bize bir cezalandırmak yapıyorlar. Ama biz o zaman gittik Almanlardan savaş gemisi aldık. Bugün de Türkiye'ye uçak satmak için kaç tane devlet sırada bekliyor? Biz de bekleyeceğiz bakalım. Bir başka şey, bu yaptırımların ben sonuç vereceğini düşünmüyorum. Tam tersine o zaman bize 74'te biliyorsunuz, ben havacı olarak söyleyeyim bunu, ambargo uyguladılar ve Türkiye'ye tank vermediler. Biz tank yaptık. Türkiye'ye uçak vermediler. Hürkuş'u yaptık. Hürjet'i de yaptık. Milli Muharebe uçağını da yaptık. Hepinize müjde vereyim. Allah inşallah o günleri gösterir. 2023'te tayyare hangardan çıkacak. Ama bundan önemli, çok daha önemli bir şey daha yaptık. Gökbey helikopterinin Fanjet jet motorunu yaptı Türkiye. Bu Türk havacılığında büyük bir devrimdir. Türk mühendisinin, Türk havacılığının, Türk pilotlarının bir başarısıdır. Bakın, böyle bir millet yok. Geçen sene hangarda, Gökbey'de, yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ben törende vardım. Helikopter gösterildi ve uçtu. Gözyaşları da izledik. Ama bir sene sonra Türkiye onun helikopter motorunu yaptı. Dünya üzerinde böyle bir millet yok. Ne dedim, Crazy Türk diyorlar ya. Bizi kızdırmayacaksın abicim. Peki o zaman ben şöyle söyleyeyim. Biz Washington'a gelip Amerikalı dostlarımızdan 300-500 milyon dolarlık kullanılmış silah aldığımızda seviniyorduk. Şu anda Türkiye 300-500 milyon dolarlık silah başka müttefiklerine, Gürcistan dahil, yardım olarak veriyor. Bir başka şey, az önce hoca söyledi. 3 milyara çıkardık, 5 milyar ve hedefimiz 10 milyar dolar olarak dünyada ilk 10'a girmek savunma sanayinde. Bunu yazın. Mutlaka ben bir gün bu dünyada olmazsam siz vatan evlatları olarak bunu göreceksiniz. Yani ben şunu söyleyeyim. Aim is high. Yüksekleri hedefleyin. Sizler yükselen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlak evlatlarısınız. Kimseden korkmanıza gerek yok. Türkiye cezalandırmak veya ıslah edilecek bir devlet değildir. Kaldırma koşullarını diyorlar, siz S-400'ü envanterde bulundurmazsanız ve bunu da bize teyit ederseniz ve Rusya vatandaşlarınızı buradan kovalarsanız, böyle saçma sapan şeylerle bizi bir şekilde efendime söyleyeyim tehdit ediyorlar. Bir defa Türkiye tehditle yola gelecek bir devlet değil. Baştan beri anlattım. Bunu çok iyi biliyorlar. Bizim tarihimizi Amerikalar bizden iyi bildiklerini ben biliyorum. Ha, ikinci husus şu, sadece F-35 meselesi değil. Amerika ile bizim kavgamız ne? Birincisi PKK ve PYD ile burada kurmak istedikleri terör devleti. Amerika suçlu burada. Benim dibimde kalkıp bana düşman bir terör devleti kur diyor. Ondan sonra da zebrayı boyayıp bu zebra değildir diye bana satmaya kalkıyor. Biz tavşan mıyız ya? Biz 11. yüzyıl değil, 9. yüzyılda Suriye topraklarından bu Anadolu'yu geldik aldık. Kuzey Kafkasya'dan. Suriye'deki bütün Türkmenlere ateş etmeleri, oradaki bunlar terör diye, terörist diye Suriye Türkmenlerini Münbiç'te öldürmek istemeleri bundandır. İkinci husus şu, FETÖ meselesi, hala vermediler. Hala bizi yıkmaya devam ediyorlar. Muvaffak olmaları mümkün değil. Çünkü hainleri Allah da affetmez. Bu hainlerin, ben hoca burada, iki tane suçları var. Bir, vatana ihanet suçu. İkincisi, askeri ceza kanununda her ikisi var, 26 ve 28. maddeler. Komutana isyan suçu. Her ikisinin de cezası kurşuna dizilerek idamdır. Bu hainlerle biz mücadeleye devam ediyoruz. Ama
tövbe edip ben bir daha yapmayacağım diyen olursa onları da affedecek kadar güzel ve büyük bir devletiz. Bu bakımdan gelsinler güçlü kollarımıza teslim olsunlar. Düşmana çalışmayın, Türk milletine çalışın. Yoksa Allah yarın hesabını soracak sizden bundan. Aha 3 günlük ömrünüzde kara toprağın altına gireceksiniz. Ama gel Türk'ün aslan kollarına teslim ol. Üçüncü husus Suriye meselesinden sonra F-35 meselesi. Şimdi evet biz 100 artı 25 tane tayyare alacaktık Amerikalılara. Ben bunun proje subayım. O zaman İbrahim Fırtına Paşa'mıza anlattık ve seçildi bu uçaklar. Parazarlıklar yapıldı ve en önemlisi Türkiye F-35'in ortağı. E şimdi sen ortağa diyorsun ki seninle oynamayacağım. Seni çıkarıyorum oyundan. Yani mahallede topu olan çocuk iyi futbolcuyu oynatmak istemiyor. Ben soruyorum Amerikalı askerlere. Biri askerlikten iyi anlayamayan sevgili Amerikalı komutanlarımız. Siz Girit Adası'nda veya Gümüncine'ye kurduğunuz üslerle nasıl dünyayı yöneteceksiniz? PKK'lı teröristlerle nasıl devlet kurabileceksiniz? Bu mümkün değil. Biz CENTCOM'da sizi yendik. Bunu bir kere kafanıza çakın. Aklınız varsa Kore'deki gibi asıl düşmanınız Çin'e karşı Türkleri yanınıza alın. Öyle biz ona tayyarecilikte şunu söylüyoruz. Üfürükten tayyare selam söyle o yare. Peki şimdi bundan sonra ne olacak? 100 artı 25 uçağımızı vermediniz mi? Vermeyin. Biz başkasının parayla alırız. Peki Türkiye'nin asıl yapacağı şey şu. Mete Yarar Hoca anlattı. Türkiye 3. jenerasyon, 3. seviye harp sanayine geçti. Bu da nedir? Kendi uçağımızı, bir şey daha söyleyeceğim. Kendi füzemizi ve uydumuzu yapacak. Yani Türkiye kara, deniz, hava, denizaltı ve uzayda bir güçtür. Türk uzay sistemi kuruluyor. Bunlardan haberleri yok mu Amerikalı dostlarımızın? Peki şöyle bir husus var. Yarın diyor ki Sayın Biden biz NATO'da yeniden fabrika ayarlarına döneceğiz. Dünya liderliğine oynayacağız. Kendisi adamı Sayın Jeffrey, saygı duyduğum bir diplomat. Diyor ki ya kardeş diyor bak Kafkasya, Balkanlar, Karadeniz, Orta Asya artı başka neresi? Orta Doğu ve Akdeniz'i Türkiye olmadan hareket edemezsin. Sen şimdi tutuyorsun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yani aşiret adamları, Yunanlara tayyare verin 50 tane. Ver ya ne olacak yani? Bizim tayyaremiz 700 tane. Bir ikincisi bir 700 tane daha alacak cebimizde para var ama en önemlisi pilotlarımız dünyada bir numara. Hadi gelin welcome in our board. What's that? Anadolu Kartalı'nda gelin uçalım bakalım yeğenim. F-15'te kalkıyor. Bizimki F-16'da kekliyor Amerikan pilotunu. Demek ki iş tayyare değil. İş bilekle yürekte pilotlukta. O pilot da Türk ordusunda var. Burada ben söyleyeyim size. Her sene Dallas'taki Amerikan NATO üssündeki bizim pilotlarımızın yetiştirdiği pilotlar NATO birincisi oluyor. Nasıl oluyor bu? Amerika'nın memleketinde bizim pilotlar birinci oluyor. Bunları görmüyor mu Amerikalılar? Demek ki burada Amerika'yı yanlış yola sevk eden bazı hıyanetler var. Burada bir şey daha var. Eğer Türkiye'yi kaybederse İsrail de kaybeder. Şimdi Amerika stratejik hedefini koymuş. Ben diyor Çin'le mücadele edeceğim. Kimle? Hindistan'la. Ya gitti 10 tane Çinli subay Hint'e albayı paketlediler, dayakladılar. Demirle dövdüler, öldürdüler. Hintli'den asker mi olurlar? Bu kadar stratejik aptallık olamaz yani. Japonya yenilmiş. Öbür taraftan Filipinler var. Onlar asker olmaz. Kendi de biliyor. Kim var ulan bu dünyada asker? Türk askeri var. Sen kalkıyorsun diyor ki sana uçak vermeyeceğim. Oynamayacağım. Ya kardeşim oynamazsan oynama. Bizde de başka oyunlar var. Bak bizim bir tane güzel oyunumuz var. Kimdir o? Çok oyunumuz var da folklorda. Kılıç kalkan oyunu var. Biz kılıcı da kalkanı da dünyada en iyi kullanan bir milletiz. Bir küçük anekdot anlatacağım size. Hocam dedim ben Çinli askerleri yönetiyorsunuz dedim. Eğitiyorsunuz Amerikalı subaylara, öğretmenlerime. Mesut dedi onlar dedi iyi komünist dedi. Hocam dedim komünistin iyisi kötüsü olur mu ya dedim. Bak bunlar size yarın kazık atacak dedim. Dediğim çıktı. Amerikalı general pardon Çinli generalle karşılaştım. Dedim siz Amerikalılar uçaklarını vuruyorsunuz, uydu savar yaptınız. Uçaklarını taklit ettiniz dedim. Ve gemi savar füzeniz çok iyi dedim. Şu anda Pasifik'i tamamen
kapattılar. A2 AD dediğimiz. Yani Amerikan gemilerini vuruyorlar. 10 tane tatbikat yaptılar. Amerikan Deniz Kuvvetleri onun da kaybediyor. Ve şunu söyledi Amerikalı tüm amiral, Çinli amiral. 10 dakikada 11 askerinizi öldürürüz. Yani 2 uçak geminizi vururuz dedi. Gidemediler daha ileriye. Ve pandemide Pasifik'e asker çıkaramadılar. Şimdi buradaki handikapları görüyoruz bir. Şimdi anlattıkları mesele love story. Neden love story? İşte S-400 olursa F-35'in stealth yetenek, istihbarat bilgileri çalınacak. Buna tavşanlar bile güler. Evet. Ben Amerika'da eğitildim. F-16 hocasıyım. Bir defa yani imitation dediği şeyde Çinliler Amerikalıların en iyi uçağı olan B-2'yi taklit ettiler. Artı bir şey daha yaptılar. F-35'i, F-22 ve Master Glove uçaklarının hepsini taklit ettiler ve o aynı eğittikleri Çinliler şu anda Amerikalıların uydularını vurabiliyorlar. Demek oluyor ki oradaki hedefleri belli. Sen gelip niye Türk'le uğraşıyorsun? Türk'le uğraştığın takdirde İsrail'in bir saat bile sürmüyor arabayla vatanı. Evet. Yani İsrail'le mi sen Orta Doğu'yu koruyacaksın? Mümkün değil bu. Oradan Birleşik Arap Emirlikleri, ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin subaylarıyla beraber okudum Amerikalılarla. Kafaları basmıyor adam, helikopter pilotu helikopteri kaldırmayı bilmiyor. Netice olarak şunu söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi herkes taşını atsın bakalım. Joe Biden'ı bekliyoruz. Ha, eğer Biden akıllı, rasyonel bir şekilde hareket eder, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve Türkiye'nin öyle cezalandırılmayacağını görürse burada işlerimiz iyi gider. Yeni bir sayfa açarız. Buna hazırız. Sayın Dışişleri Bakanı da söyledi. Biz oyuna hazırız ama gerekirse oyunu da bozarız. İkinci husus şu. Evet, Coşkun Hoca'nın dediği gibi Amerikan devletinde süreklilik esas ama Türk devletinde de süreklilik esastır. Biz oyunu bozduk. Nerede? Suriye'de bozduk. CENTCOM'un kum kafalı askerlerinin bir işe yaramadığını ortaya koyduk. Ben bir kere daha söylüyorum son söz olarak. Buyurun. Dersimi toparlayayım. Buyurun hocam. En önemli şey şu. 21. bir yüzyılda ikinci çeyreğe giriyoruz. 2030'lara giriyoruz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri dünya lideri olmak istiyorsa her zaman söylüyorum Türkiye'yi yanına almak zorunda. Türkiye'yi karşısına alırsa kaybeder. Dünya dengeleri değişir. Unutmayalım Türkiye 250 milyon. Sadece Avrupa'da 6 milyon Türk var. İkinci husus şu. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanı değiliz ki kardeşim ya. Müttefikiyiz. Hiçbir zaman birbirimizi vurmadık. Evet. Ha, o zaman aklı selim olan bir şekilde burada ben aklı selim Amerikalılara sesleniyorum. Eğer iyi bir dost istiyorsanız we are ready to cooperation to alliance again, to continue. Hazırız devamı. Ve Coşkun Albay'ın dediği gibi bir şeyle yeni bir beyaz sayfa açmaya hazırız. Çünkü bakın siz oradasınız. Hiçbir zaman Amerikan devletinin aleyhine bir şey yapmazsınız. Türk cesurdur, merttir. Vuracaksa vurur, vurulacaksa da vurulur. Ama merttir. Kalkıp Amerikan istihbaratının aleyhine çalışmadık. Yunanlar gibi gidip versek bizim Schrödinger füzelerinin gizli istihbarat bilgilerini Ruslara satmadık. O halde diplomasi kapısını açık bırakıyoruz. Bu kapıdan Türk'ün sağlam elini bal damlayan güzel sözlerini tutsunlar. Size de ben bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz iyi bir müttefikiz. Sağlam bir müttefikiz. Ama unutmayın 1950'lerde silah dilenen bir Türkiye yok. Evet. Dünyada ilk 17 olan, ona girecek olan insan gücüyle ama en önemlisi yüksek motivasyon ve azmiyle bakın dünyanın en bela hastalığına bir Türk kadın erkek hoca Almanya'da ilaç buldu. Bize teşekkür edin. Ve ben Amerikalılara sözleniyorum. Bu yüzden bize teşekkür edin lan koca kafalı askerler. S-300'ün füzelerini tak tak vurduk bayraktarla. Hocam. Aa, bizde ne silahlar var? Gelin size satalım yani. Sayın hocam, Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın hocam ve Sayın Coşkun Boşbu Bey ile beraber programımızın sonuna geldik. Levent Bey ile programımız devam edecek. Sayın eski Avrupa Birliği Bakanımız Egemen Bağış Bey'in de konuk olduğu
programı biraz sonra yayınlarımızda aktarıyoruz. Allah dinleyenlere sabır versin artık. Hadi bakalım. Kolay gelsin. İyi geceler diliyoruz. Sayın hocalarım, asırlardır Türk kültür ve medeniyetin içinde barındıran Azerbaycan coğrafyamız tahrif ve baskı dönemi öncesi zengin kütüphaneleri, köklü eğitim kurumlarıyla her zaman ilim, irfan ve hikmet yolcularının ilk durağı olmuştur. Bu coğrafyadan neşet eden değerler ve birikim tarih boyunca tüm insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Türk coğrafyası bağlamında ata topraklarımız ile olan bağlar gerek ülkemizin eğitim alanındaki zengin tecrübesini diasporamız faaliyetleriyle dostlarımızla paylaşılmasında gerekse de asırlara sari misyonunu yerine getirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktayız. Tesk olarak Azerbaycanlı soydaşlarımızla birlikte derüfte edilen bu vazifeyi gururla takip ediyor. Sizlere de katılımlarınız ve katkılarınızdan ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz Sayın Bakan'a da, herkese de çok selamlar Coşkun Albay'ıma da. Coşkun Albay coşturdu bizi zaten. Yani son bir şey söyleyeceğim müsaade ederseniz. Unutmasınlar ki Amerikalılar Küba'da kurtaran biziz. Neden? Küba krizinde bizim Thor ve Jüpiter füzeleri vardı. Bunlar ICBM yani kıtalar arası balistik füzeydi, atom başlığı taşıyordu. Fakat Mehmetçik onu söyleyemiyordu. Füzenin adı İbrahim'di. Şimdi biz gerçek İbrahim füzesini yaptık. İki, eğer Türkiye incirlik olmasaydı, buradaki casus uçakları olmasaydı, Amerikalılar Rusların füze meselelerini çözemeyeceklerdi istihbarat olarak. Üçüncü husus, Sinop ve diğer radarlar olmasaydı, Pirinçlik radarı, Rusları çözemeyeceklerdi. Çünkü Türk coğrafyası eşsiz bir coğrafya. Dünyanın en önemli jeopolitik coğrafyası. Şunu söylüyor Napolyon. Dünyayı kimin değil, İstanbul'u kimin yönettiğidir. İlal ebed İstanbul'u Türkler yönetecekler. Gelsinler, biz burada hazırız. İnşallah. Teşekkürler. Coşkun Bey, sizlerin de son bir cümle söyleyeyim mi Mesut Hocam'ın cümlesinin üzerine? Buyurun. Şimdi Amerika'da bulunan kardeşlerimiz çok önemli. Sizler çok önemlisiniz. Yani oradaki bizim savunucumuzsunuz. Ve ben bu nedenle oradaki Türkleri çok önemsiyorum, kardeşlerimi. Bu yalnız buradan da şu müjdeyi vermek istiyorum. Ben kıtaya çıktığım ilk gün büyük bir şöven ruhla çıktık. Türk ordusu dedik. İşte Mete'nin torunları dedik. Fakat kıtaya çıktık, donandık. Belimdeki silah, tabanca, Czech vizör. Sırtımdaki parka Amerikan. Başımdaki başlık Alman. Tek Türk bendim içindeki. Fakat bugün geldiğimiz nokta itibariyle belimdeki silah yerli tabancam. Kafamdaki çelik başlıktan tut giydiğim çoraba kadar hepsi yerli ve milli. Kendi İsrail'e bile satıyoruz. Dışarıya bile satıyoruz değerli hocamın ifade ettiği gibi. Dolayısıyla ben 2023'te Mesut hocamın lafını çok önemserim. İnşallah tayyare havalarda. Ve gelecek İnşallah. Türk dünyasıdır. Yani küresel güç olma yolunda bütün dünyada yerle bir eden Türkiye var. Oradaki kardeşlerimiz ümitle ve umutla beklesinler. İnşallah. Dünyada bütün dengeler değişiyor ve Türkiye bu dakika yeri Muhammed. Alacaktır. Orada bakalım İnşallah. Amerikalı Şeref. Arkadaşlara da we can speak English also. Şeref diyoruz. Bunun da sözünü alalım. Covid sonrası New York'ta program düzenliyoruz inşallah. İnşallah. Bakalım i̇nşallah. Böyle 5. caddede falan bir Türk görsünler yani Coşkun Hocam dediği gibi. İnşallah. Sizin nezdinizde büyük Türk milletine hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Gelirken pastırma da getireceğiz helvayla beraber. Unutmayın. Sözümüz söz. Birlikteyiz inşallah Covid sonrası. İnşallah.